Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yeni bir pergel programıyla karşınızdayız ve inşallah bu programda da çok önemli bir konuyu, geniş bir konuyu çok kıymetli konuğumuzla konuşmak istiyoruz. Bizi kırmadılar, davetimize icabet ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan Hocam, hoş geldiniz. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Üsküdar Üniversitesi Rektörü aynı zamanda hocam. Şimdi neyi konuşacağız? Gerçi tanıtımda da belirttik. Aileyi konuşacağız. Tabii aileyi bir programda nasıl konuşuruz? Artık onu hocama bırakacağım. Ya ailenin son zamanlarda saldırıya uğraması, aile yönelik tehditler, dağılan aileler, geçimsizlikler, artan boşanmalar, bir yangın var. Hocamın da ifadesi bu. Bir yangın var. Bu yangının sebepleri veya işte söndürmek için ne yapılmalı, çaresi, evvela buradan başlayacağız. Ardından yine hocamın önderliğinde Üsküdar Üniversitesi'nin bir çalışması var. Türkiye'de hostilite, yani öfke, düşmanlık, saldırganlık diye bir analizi var, bir çalışması. Onu da hocama soracağım. Ama şu önce aileyle ilgili ne yapılmalı sorusunu yönelteyim. Buradan başlayalım hocam. Buyurun. Tabii. Önce ailede ne var onu aslında. Evet, değil mi? Yani problemi anlarsak, doğru teşhis koyarsak doğru tedavi yapabiliriz. Burada tıpta bir kural vardır. 3T kuralı vardır. Teşhis, tedavi, takip. Evet. Yani sadece tedavi de yetmiyor. Takip de yapılmazsa, postop denilen olan dönemlerde yapılmazsa nükstör oluyor, başka problemler oluyor. Şimdi sosyal olaylar da benzer durum. Yani şu anda evlilikle ilgili, mesela şu anda bak elimden Türkiye'deki evlilikle ilgili bir istatistik var. Bu istatistikte 2001 ile 2018'i kıyaslamış. Data Stats diye bir web sayfasından alınmış. doktordatastats.com diye burada herhalde TÜİK istatistiği den çıkarmış bunu, verileri, TÜİK diyor verileri. Şimdi buralara 2001 yılında evlilik sayısı bir yılda 544.322'ymiş. Bir yılda evlenenler. 2018 yılında bir yılda evlenenler 553.202'ye çıkmış. Yani 16 yılda, 17 yılda sadece %1.6 artış var evlenme oranında. Evet. Boşanma oranı ise 91 binmiş. Yani 2001 yılında bir yılda boşanan, 2018 yılında bir yılda boşanan 142 bin olmuş. Bu %54.8 artış var. Yani 17 sene içerisinde, 2001'de 2018 arasında. Yani %54 oranında son 10 yılda diyelim, önceki 10 yıla göre ya da 10-15 yıla göre bir artış var. Bu eğer böyle devam ederse, önlem alınmazsa, önümüzdeki 10 yıllarda bu rakam artık yani batıda o şekilde şu anda. İki evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyor batıda. Ve Fransa'da geçen sene bir istatistik yayınladılar. 2000 evlilik dışı doğan çocuk sayısı %50'nin üzerine çıkmış. Yani 100 çocuktan 52'si evlilik dışı doğuyor. Ya bu ne demektir? Evlenmiyorlar, evlilik dışı birlikte yaşıyorlar vesaire gibi. Bu şekilde ya da meşru olmayan bir çocuk oranı gibi bir oran ortaya çıkıyor. Bu bütün dünyada aslında ailede bir kriz var. Yani aslında Batı dünyasında medeniyet krizi var. Bu medeniyet krizi bize de bulaştı şu anda. Önce aileyi mi vuruyor? Yani bu medeniyet krizi şu anda Batı dünyasında ne oldu? Bak, Kaliforniya sendromu diye bir sendromdan bahsediyoruz biz. Kaliforniya sendromu nedir? Kaliforniya sendromu hani tıp kitaplarında, sınıflandırma kitaplarına girmiyor ama bu Kaliforniya sendromu popüler psikiyatride bir durum tespiti yapan bir sınıflama. Şimdi 4 tane ana belirtisi var Kaliforniya sendromu. Birincisi hedonizm. Yani zevkçilik. Evet. Zevk peşinde koşmayı ego ideali olarak, yaşam amacı olarak düşünen kimse bunlar. Biliyorsun Kaliforniya ABD'nin en gelişmiş ve en varlıklı bölgesi ve aynı zamanda da eğlence endüstrisinin oluştuğu bölge, Hollywood falan o bölgede. Şimdi burada hedonizmin yücelten
İnsanlar belli bir oranın üzerine çıkmış toplumda. Yani yaşam amacı olarak zevk peşinde koşmak gibi düşünüyorlar. Ve bu kişiler böyle olduktan sonra bu kişiler inceleniyor, bakıyorlar ikinci özellikleri bu hedonistik kişilerin yaşam amacı zevk peşinde koşmak olan, hazcılık olan kişilerin ikinci özellikle bakıyor, ben merkezci kişiler. Onun için narsizmin özellikle genç kuşaklarda salgın gibi yayıldığı söyleniyor. Narsizm. Narsizm de öyle bir şey ki, kişi narsizm kendisini kutsallaştırmak, kendisini kibir hastalığı Türkçe'de. Büyüklük hastalığı gibi. Bir insan kendini özel, önemli görmesi, üstün görmesi ve bu egosunun kabarık olması. En büyük orman, organı bir egosu olan kişiler bunlar. Bunlar yani narsistik, ben merkezci kişiler. Bu çoğaldı asrımızda. Bu çoğaldı. Hedonizm, zevkçilik çoğaldı. Ben merkezcilik çoğaldı. Ve üçüncü olarak bu kişilerde şu gözüküyor. Yalnızlık başlıyor. Bu kişiler. Yalnız olan kişide yalnızlık başlıyor. Yani yalnızlık isteği mi? Yani yalnız kalıyorlar. Farkını istemeden yalnız kalıyorlar. Sonuç gibi. İstemediklerle sonuç olarak kalıyor. İngiltere 2018'de şey başlattı. Yalnızlık Bakanlığı kurma çalışması başlattı İngiltere. Ve öğrendiğimize göre Finlandiya, Norveç'te de başlamış. Çünkü İngiltere'de 80 milyon civarında nüfus var. 8,5 milyon İngiliz ileri yaşta yalnız yaşıyor. Ve evde bakıma muhtaç durumdalar. Yardım edecek kimseleri yok. Bu büyük bir sorun oldu diye söylüyorlar. Aslında bu şeyin devamı bunun. Devamı hedonizm, egosentrizm, yalnızlık, dördüncü mutsuzluk başlıyor. Evet. Çünkü mutlu olamıyorlar bu kişi. Acaba bu depresyon niye arttı? Bir virüs mü var diye araştırılıyor. Asıl virüs bu. Yani bunu ama göremiyor şu anda. Yani göremiyor Batı medeniyeti. Bu bir hastalık. Bunun böyle olduğu zaman mesela hedonistik bir kimse, ben merkezci bir kimse ne oluyor? Eşi hasta oluyor. Evlilik böyle düz çizgi gibi gitmiyor ki. Evlilikte iniş çıkışlar var, fırtınalar var, zor günler var. Bir mevsim gibi fırtınalar var. Böyle durumlarda ben dünyaya bir defa geldim diyor. Hayatımı yaşamam lazım diyor. Zevkime mani oluyor diyor. Evliliği bırakıveriyor hemen ufak bir krizde. Çocuğu engel oluyor. Çocuk esirgeme kurumu gibi kurumlar var, onlar ilgilensin diyor. Yani böyle insanlar hani marjinaldi daha önce dünyada. Evet. %3, 5, 10'u geçmezdi. Ama şimdi %30, 40'lara çıktı. Bu tarz kişiler. Ya en yakınındakinin yani derdini umursamamak gibi. Tabii işte tamamen bu merhamet duygusunun zayıflaması. Yani. Bunları duyunca ben bir hadis-i şerif okumuştum. Şok oldum o hadis-i şerifi duyunca. Ahir zamanda diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ahir zamanda size şeytan çocuklarınıza musallat olacaktır diyor. Onun üzerine nasıl anlarız ya Allah'ın Resulü diyorlar. İki şeyden anlarsınız diyor. Haya ve merhamet eksikliğinden anlarsınız diyor. Bak, evet. Haya ve merhamet. Ya yani şimdiki günümüzdeki şey anlarsak, haya eksikliği saygısızlık, utanmazlık olması. Böyle sorumsuzluğun olması, bencilliğin olmasıdır. Haya, utanmaz, saygısız insan mesela ne yapar? Senin hakkını rahatlıkla şey yapabilir, alır. Saygısız davranır, sorumsuz davranır. Hayayı o şekilde anlamak lazım yani aslında. Bir diğer de merhamet eksikliği. Merhamet eksikliği olan kimse ne yapar? Acımasız olur. Yine bencillik var onun arkasında. Şeytan size musallat olacak, buradan anlarız diyor. Yani buradan ben oradan hareketle düşündüm. Dedim yani demek ki bir insana şeytanın musallat olduğunu dini literatüre göre bu iki şeyden anlıyoruz. Merhametsizse bir insan ve sorumsuz, saygısız, utanmazsa bu insan şeytanın atına binmiş demektir. Yani onun artık iyi vasına kapılmış demektir. Bu şekilde düşünmek lazım. Medeniyette bakıyoruz, yeni yetişen kuşak böyle bir şeyle yetişiyor, duygularla, merhametsiz. Mesela İngiltere'de Manchester City Üniversitesi'nin yaptığı 55 bin kişi üzerine yaptığı bir çalışma var. O çalışmada yalnızlık çalışması aslında. Fakat şey çıkıyor, 16-24 yaş grubunda yalnızlık çalışmalarında sosyal izolasyon ve psikolojik izolasyon çıkıyor. Yani bu kişiler bilgisayar bağımlısı, online, internet bağımlısı kişiler. Bu çıkıyor. Daha sonra bu çalışman gibi çalışmaların gösterdiği verilere göre de bu yetişen gençlik, bu şekilde sosyal izolasyon, psikolojik izolasyonla yetişen gençlik
dini milli ideolojik aidiyetlere ne gerek var diyorlar. Bak, dini milli ideolojik aidiyetine ne gerek var. Sonra neden evleneyim ki diyorlar. Yani evlilik bir aidiyet. Sorumluluk istiyor, aidiyet istiyor, özgürlük kısıtlanıyor. Niye evleneyim ki diyor, kafama göre yaşarım ben diyor. Daha sonra şey diyor, niye ben 10 senelik bir ev kredisine morguca gireyim ki diyor. Şimdi böyle bir gençlik geliyor şu anda ve hızla artıyor bu. Türkiye'de de şu anda yetişen gençlik buna çok yakın. Çok yakın. Eğer ailelerimiz zayıfsa, aile bağları zayıfsa, gençler şu andaki sosyal medya, internet ortamında risk grubudur o genç. Ailede tartışma varsa, ses tonu yüksekse, bağırma çağırma varsa, huzur yoksa, o çocuk sosyal medyanın etkisiyle böyle bir çocuk ortaya çıkar. Ve bu tarz bir nesil riski var. Yani sosyal medya tek başına büyük bir tehdit olmasa da tabii, ailedeki sorunlar bunu tetikliyor. Tetikliyor. Yani ev güven ortamı değilse, huzurlu ortam değilse, yani aileye de gelirsek, ev huzurlu ortam değilse çocuk bu tuzaklara kolay düşüyor. Ama ev sevimli, sıcak, sığınak gibiyse ev, o zaman bir genç diyor ki ya, bakıyor bir iki hata yapıyor böyle, ya diyor ben annem babam mı onlar mı diyor. Mesela ben öyle bir şey biliyorum, bağımlılıktan bir çocuk nasıl kurtuldu diye. Yani çocuğa terapi aldık, aile de çalıştık. Aile sıcak bağlar kurdu, sempatik, iyi bir ortam kurdu. Çocuk ya düşündüm niye bıraktın dedim maddeyi, uyuşturucu kullanıyordu. Ya düşündüm bir tarafta ailem bir tarafta madde. Ben ailemi bırakamam dedim, maddeyi bıraktım. Aile de iyi yönetti ama o krizi. Bağlan. Eğer aile iyi, çocuğun çünkü bağımlılık maddeye bağlanan bir çocuk bir bağlanma ihtiyacı hissettiği zaman bağlanıyor. Eğer ailede bağlanacağı, güveneceği bir duygu hissedecek bir kimse yoksa maddeyi bağlanma nesnesi olarak seçiyor. Evet. Ya da başka kötü çeteleri vesaire seçiyor, yanlış ilişkileri seçiyor. Onun için bağlanma nesnesi insanın doğasında var. Çünkü insan ilişkisel varlık, tek başı yaşamaya göre yaratılmamış. Doğru kişilerle bağlanma ilişkisi kuramazsanız bir yanlış bir bağlanmaya girersiniz. Onun için aile çok önemli. Yani aile gelecek nesillere, şu anda aileye yapılacak yatırım köprü, yol, yani havaalanı yatırımından daha önemli. Çünkü orta vadeli yatırım gözükmüyor şu anda. Ama istatistikler öyle değil. Bakın, İçişleri Bakanlığı'nın bir tespiti var. Aile Türkiye'de cinayetler son yıllarda %20 azalmış. Bütün cinayetler, ama kadına yönelik cinayetler %30 artmış. Şimdi bu ciddi bir rakam yani. Yani bu ilginç bir aslında şey bu. Tabii. %20 cinayet azalıyor, genel ailede cinayet %30 azalıyor artıyor. Ama kadına yönelik cinayet %30 artmış. Evet. Bunun böyle güvenlik tedbirlerle, polisiye tedbirlerle önlenecek bir şey değil bu. Onun için bunlara çözümler var ama. Çözümü yok değil, var. Bu Emine Bulut olayı niye çıktı? Herkes onu konuşuyor şimdi. Yani çocuğunun yanında öldürülüyor. Yani burada iki tane önemli olay var. Bir acımasız ve çocuğun önünde karısını öldürecek diye vahşet canavarlaşmış bir baba. Diğeri de olayı seyreden, fotoğraf çeken insanlar. Bu daha vahim. Bu daha vahim. Yani ikincisi bence onun öldürmesi bireyseldir suç. Ama öbürü sosyal bir suçtur öbürünün. Yani orada onu itemez mi, şey yapamaz mı, bağırıp çağırıp şey yapamaz mı? Polis çağırıyorum, ne yapıyorsun diyemez mi ona? Yani bu enteresan ya, onu bırakmış şey çekiyor. Yani bu çok daha vahim bir şey. O çocuğun öldürülmesinden, yani o biri kanunlarda günahsa öbürü tam sosyal bir günahtır öbürünün yaptığı. Evet. Yani çünkü sosyal olarak bir suça müdahale etmiyorsun. Yani bunun için bu böyle durumlar gösteriyor ki, yani evlilikle ilgili konularda dünyada bir kavram değişikliği yaşanıyor. Yani evliliği, insanlar evlilikle ilgili tanımlamalar değişti. Evliliği hatta çok psikiyatrist böyle ya da çift terapisti, ya evlilik diyor %50 başarısız bir kurum. %50 başarısız olan bir işe yatırım yapamam, bir yatırımcı yapmaz. O halde evliliğe ne gerek var diyorlar. Evet. Düşün, bunu yani söyleyen peki, uzmanlar. Bunun Avrupa'da zayıflayan hani o din algısı, din duygusu veya dini değerler. Bununla çok alakalı değil mi hocam? Yani şimdi Türkiye'de hala bir dine bir şey var. Yani bir bağlı bir bilgi, bir bağlanma var.
Avrupa'daki bu ailenin, hani dediniz ya, bize de geliyor. Burada dine mi özellikle eğililmeli? Yani hani aileyi tarif ettiniz ilk başta da. Şöyle sorunun çözümüne yönelik olarak meselenin merkezinde din mi var? Nasıl? Ya şimdi dini duygular, aile değerleri var. Aile değerlerinin %80'i, aile değerlerinin %80'i dinin tavsiye ettiği değerler. Bak, dinin böyle yaşayalım diye tavsiye ettiği değerler, aileyi bir arada tutan değerler. Yani mesela dindeki bir insan dinini hakkıyla yaşasa aileyi korumak zorundadır. Yani aileyi dinimiz şey görüyor. Onun için bizim kültürümüzde evler küçük olmaz, geniş olur. Çünkü aile önemlidir bizde. Aile, evler geniş olur. Mesela Ruslarda, Japonlarda, birçok yerde evler küçüktür. Ev sadece otel gibi kullanırlar. Yani evde böyle geniş, ferah, böyle bir aile etkileşim ortamı olarak yaşanmaz. Bizde aile etkileşim ortamıdır aile. Çünkü sohbetler vardır, yemekler vardır, gelenler var, gidenler var. Bütün bunlar hepsi, mesela aile değerlerine bakalım nedir mesela. Conferring deniyor ona mesela. Conferring bizde Türkçe'de istişare anlamına geliyor karşılığı. Şimdi şeyde danışmanlık değil. Conferring tarzındaki o tarz danışmanlık hizmetini bilmeyene danışmanlık yapar. Ama conferring'de konferans kelimesi de oradan geliyor. Birisi bir şey söyler, diğeri karşı şey söyler, konuşulur. Monolog yoktur, diyalog vardır. Aile içi, aile değerleri bu. Ailede onun için yatay ilişki olması lazım. Ama tek yönlü değil, iki yönlü ilişki olması lazım. Bu meşverettir. Eşitlerin birlikte istişare etmesidir, danışmasıdır. Ama teke tek danışma kelimesi bunu karşılamıyor onun için. Yani istişare kelimesi de bunu karşılamıyor. Karşılıyor, pardon. İstişare karşılıyor. Mesela Hazreti Ali'nin böyle bir sözü var. O 7 yaşına kadar çocuklarınızla oynayın, 5 yaşına kadar. 15 yaşına kadar onlarla arkadaş olun, 15 yaşından sonra onlarla istişare edin diyor. Evet. İstişare, iki tarafta birbirinden bir şey öğrenebilir demektir. Aile içerisinde böyle bir ilişki olması lazım. Ama bakıyorsunuz aile ilişkileri, böyle bir geleneksel ailemize de var. Kadını köle gibi görüyor. Halbuki bu Resulullah'ın tarzı değil ki. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe'ye diyor ki, ey Ayşe diyor, biraz konuş da rahatlayayım bu mealde. Düşün, böyle bir peygamber, şimdi sen ne zıdırdır ediyorsun, kadın sussana diyen bir toplum olmuşuz. Yani buradan bu dindar bir insan bunu diyorsa, o dindarlığı onun sadece şekilsel bir dindarlıktır. Gardırop dindarlığı maalesef. Eskiden Ecevit'in gardırop Atatürkçülüğü diyordu, şimdi gardırop dindarlığı çıktı. Böyle bir dindarlık ve ailede faydası olmaz. Gerçek dindarlığı. Ama burada bizim ölçümüz nedir? Allah'ın Resulü'nün hayat tarzı. Bak, onun üç türlü şey var, kadın tipini var hayatında. Birisi kızı Hazreti Fatma. Erkeğin gölgesinde kalan, fazla ön plana çıkmayan, çocuklarına annelik yapan, ev hanımlığı rolüyle olan, bağlılığın önemli olduğu bir Hazreti Fatma rolü var. Bu erkeklerin geleneksel olarak hoşuna gitmiş, hep bunu örnek gösteriyorlar. Fakat bir de Hazreti Hatice var anaç rolünde. Ticaret yapıyor ve Hazreti Peygamber'le evlilik yapıyor. Yani onunla yaşlı birisi olarak onunla iyi ilişki kurabilmiş. Yani bir anaçlık rolü olan bir kadın rolü var. Bir diğer üçüncüsü de Hatice dedik, Hazreti Ayşe. Fatma, Hazreti Ayşe rolü var. Hazreti Ayşe rolünde ne var? Hazreti Ayşe rolünde tam bir bilge bir kadın rolü var ve soru soran, anlamaya çalışan, öğrenmeye çalışan, itiraz eden, bir ilimle meşgul olan bir kadın rolü var. Ve Resulullah en çok sevdiği, hatta bir gün bir hediye almış giderken, kime götürüyorsun, en sevdiğime demişler. Bir bakmışlar ki Hazreti Ayşe'ye götürüyor. Yani onun için burada Hazreti Ayşe rolündeki, bu günümüzde bu üçünden birisini bir insan, yani iki tarafta seçiyorsa bir sorun yok. Ama bu zamandaki en geçerli olan Hazreti Ayşe rolü.
Yani biz ama geleneksel erkek yapı kültürümüzde Hazreti Ayşe rolündeki kadın bu asi, bu nüşüze kadın deniyor. Ya bu isyan ediyor, her çok konuşuyor, dik kafalı deniyor. Halbuki Hazreti Ayşe'nin tarzı da öyleydi. O da bir doğru. Tek doğru yok ki burada. Yani şimdi bir kadın mesela bazen bize çift terapisine geliyorlar. Bakıyorum erkek şikayet ediyor böyle kadın bana itaat etmiyor falan filan. Hatta ben bir defa bir örnek anlatayım, ilginç. Böyle bir hanımcık bir kadın ve bir erkek. İkisi de üniversite öğretim üyesi, başörtülü bir hanımefendi. Boşanmak üzereler. Yani baktım yani erkek diyor ki karım bana itaat etmiyor diyor. Bu İslam'ın farzıdır, itaat etmesi lazım bana diyor. Ben ya biraz açıklar mısınız, bir örnek olay var mı diye. Kadın o arada dedi ki şu elmadan bahsetsene dedi. Adam güldü. Elma olayı şöyle olmuş. Adam iyi niyetli elmayı soymuş, eşine vermiş. Ya canım istemiyor, sağ ol demiş. Bir daha vermiş, soymuş. Bir daha kadın bağırmış, ya istemiyorum, niye zorluyorsun demiş. Vay, bana itaat etmiyorsun diye erkek bunu anlatıyor. Düşünebiliyor musun? Yani şimdi bak, itaat duygusunun yorumu. Yani kadını köle gibi görüyor. Yat, meyveyi ağzını aç, ver bebek gibi. Böyle bir kadın yok bu çağda. Erkekler bunu anlayamadığı için de bu sefer ne oluyor? Kadının özgürleşme, bu asrın rüzgarı esiyor bu. Bu rüzgara karşı yani meşru dairedeki bir özgürleşme talebine saygı göstermek gerekiyor burada. Yani bu özgürleşme, istediğini yememe, kendisi olma, köleleştirmeme kendisini, bu şeydir. Yani bizim inanç sistemimizde, kültürümüze aykırı bir şey değil ki bu. Hazreti Ayşe gibi olmak istiyorsa bir insan saygı duyacaksın. Hatta bazen diyoruz böyle, bakıyorum erkek anlamıyor. Ya sen diyorum bir köy kızı alsan daha iyi olurdu. Sen eğitimli üniversiteden birisini almışsın. Böyle bir kadın yok. Bekleme onu. Onun değil senin değişmen lazım diyoruz. Tabii birdenbire hiç beklemediği bir cevap oluyor onun. Yani karımı değiştir diye geliyor bize. Bu bana itaat etmiyor diye. Halbuki değişmesi gereken. Çünkü evlilikte altın orta nokta var. Bir adım o atacak, bir adım ortak, ortada birleşilecek. Hep benim şartlarına uyum diyorsanız bu egoizmdir. Yani bunun için evliliğin zaten en büyük düşmanı da egoizmdir. Yani kadın erkeğin evde idareci rolü, yani yönetici rolü aslında tam anlaşılmıyor herhalde. Tabii. Yani orada bir boşluk mu var? Yani bizim kültürümüzdeki inanç sistemimizde mesela kadına evin müdür hanım gibi yöneticiliğini daha çok veriyor evin. Mesela koltuk orada mı olsun, burada mı olsun? Tablo orada mı olsun, burada mı olsun? Ben erkeklere diyorum ki affedin, yani karışmayın ya. Kadıncağız evi onun özgür alanı. Yani o istediği yere koysun. Son kararı o versin orada. Sen fikrini söyle ama son kararı o versin. İç gerçeklikte bu. Dış gerçeklikte de ne olsun? Son kararı erkek versin. Ama istişare edin aranızda. Ya bunu yaparsa yani kadın hiçbir evde kendini, hatta bir defa şöyle bir şey oldu. Televizyonda söylenir mi bilmiyorum. Biraz hani böyle argo gibi bir laf oldu. Ya dedi benim adam dedi bütün herkese o kadar iyi davranıyor ki dışarıda bana diyorlar ki melek gibi kocam var, ne şanslısın diyorlar. Fakat diyor benim adam dedi bir Anadolu'da bir söz vardır ya, elin iyisi evin ayısı. Böyle bir kocam var, ben ne yapayım diye geldi. Evet. Şimdi burada yani bu tarz bir kimse, bu da çifte standart var. Evde terörist gibi ama dışarıda melek gibi. Yani bu da az rastlanılan bir örnek değil. Yani burada erkeğin farkındalığına ihtiyaç var. Yani onun için erken gelişmesi lazım. Onun için evlilik olgunluğu ölçeğe vardır onun için. Evliliğe başlamadan önce evlilik olgunluk ölçeğe biz veriyoruz. Eğer sorarlarsa bize evlilik olgunluğu ölçeğinden sonra siz evliliğe hazırsınız veya değilsiniz diyoruz. Hazır değilse mesela kayınpedere, kayınvalideye benim evime gelmesin diyorsa bir kimse, evlilikten önce olgunluk ölçeğinde var. Annesi yerine kayın olması önemli. Kayınvalide onun için demiş. Babası yerine baba gibi görecek onu. Yani o kadar belki sevemeyebilir ama saygı gösterir. Evet. Bunu yapamıyorsa, hemen evime gelmesin filan diyorsa evliliğe hazır değilsin sen diyorsun. Çatışma yaşıyor. Genellikle bakıyorsunuz evlilikteki çatışmalar benim dediğim senin dediğim, benim param senin paran, benim ailem senin ailen.
Bunlar bu üç alandan çıkıyor. %80'i bu üç alandan. Benim dediğim, senin dediğin. Benim ailem, senin ailen, benim param, senin paran. Yani temel şey bu. %80'i bu, bununla ilgilidir. Benim ailem, senin ailen. Ya benim senin aslında kalkıyor evlendikten sonra. Artık öyle değil mi? Tabii. Para, şu bu hepsi sizin oluyor. Biz bilinci olması lazım evlilikte. Yani. Biz bilinci. Hatta onun için ben H2O diyorum. Mesela hidrojen ve oksijen atmosferde özgür dolaşıyorlar. Özgür atmosferde belli bir oranda varlar. Fakat ikisi bir araya gelip molekül olduğu zaman su oluyorlar. Özgürlükleri gidiyor ama başka bir yaşam formuna dönüşüyorlar. Başka bir hayat kaynağı oluyorlar. Su. Evlilik de öyledir. Yani iki tarafta hem özgür olacağım hem kafama göre yaşayacağım hem evli olacağım diyorsan yapamazsın evliliği. Çünkü artık iki kişilik düşüneceksin. İki kulaklı değil, dört kulakla dinleyeceksin. İki gözlü değil, dört gözle düşüneceksin. Evet. İki kişilik yani ben bugün eve gelmeyeyim ya falan diyemezsin. Sorumluluğun var. Şöyle mesela bakıyorsunuz boşanmaların en büyük sebeplerine, evlilik sorumluluğunu yerine getirmiyorlar. Geç geliyor, para getirmiyor. Kadınların genelde şikayeti sorumsuzluk, ilgisizlik diye. Tabii sorumsuzluk. Yani evlendikten sonra yani, tapusu alınmış gibi düşünüyor eşini. Kadın da erkek de bu ikisi taraf içinde. Tapusu alınmış. Tapusu alınmış gibi düşünüyor. Artık nasıl da garanti diyor. Daha önce nişanlık döneminde birçok bilgi saklıyor ve gerçek yüzünü göstermiyor. Evet. Onun için yani evliliğin zaten temeli dürüstlüğe dayanır. Gerçekleri her şeyi çatıştırıp konuşmaya dayanır. Dürüstlük temelinde oturmamış, aşık şeffaf olmamış evlilikler er geç bir yerden patlak veriyor zaten. Dürüstlük. Şimdi az önce Kaliforniya'daki o dört madde hedonizm, narsizm, yalnızlık ve mutsuzluk dediniz. Bunun Türkiye yani ülkemize de gibi gelişi var yani Avrupa'dan. Tabii. Şimdi benim ailem, senin ailen az önce çok güzel oldu da acaba bu yukarıdaki maddelerden bir tanesine giriyor mu? Yani benim ailem, senin ailen, benim param. Egosentrizme, bencilliğe giriyor. Bencilliğe giriyor. Tabii. Bencillik. Ne, yani burada... bencil insanın nedir en önemli özelliği? Empati yapamaz. Karşı tarafın hakkını, ihtiyacını, duygularını okuyamaz. Duygusal sağırlık vardır onlarda. Üzüldüğünü, kızdığını duramaz, göremez. Sadece kendi hak duygusu kendine yöneliktir. Evet. Sadece kendi çıkarını düşünür. Bu kendi çıkarını düşünmesi nedeniyle karşı taraf hep ona vermek zorunda gibi hisseder bencil insan. Yani böyle bir durumda yakın ilişkilerin en büyük düşmanıdır bu. Yakın ilişkilerin, yakın yaşantıların en büyük düşmanıdır. Şimdi çocukta belli bir yaşa kadar egosantrik var, değil mi? Yani tabii, belli çocuklarda tabii. Yani o, atılamıyor mu belli bir yaştan sonra? Yani sorun burada yetişme yani, tarzında. Yani şimdi çocuk normalde doğuştan primer narsizm denir. Çocuk kendini seven ilk sevgi nesnesi kendisidir çocuğun. Kendisini sever, ben der. Sonra kendisine bakım veren anne. Veyahut anne yerine geçen, o bakım veren kimseye de güven ilişkisi başlar. Güven ilişkisi başlayınca sevgi, sevgiyle birlikte gelişir, korkulur gider o zaman. Sever, karşı taraftan güven alır, güven oluşturur. O sevgi daha da artar, korku azalır ve güven ilişkisi çocuk büyümeye başladıktan sonra, özellikle yürümeye başladıktan sonra artık diğer evdeki kardeşlerini, anneyi, babayı da görmeye başlar. Evdeki diğer nesneleri, hayvanları, her şeyi tanımaya başlar. Sevgi yatırımını diğer nesnelere de yapar. Bu böyle gider bu. Daha sonra bu ergenlikten sonra ergenlikle birlikte daha sosyalleşme başlıyor. Mesela ergenliğe girdiği zaman çocuk anne babadan çok arkadaşlarını sever, ister. Bütün ergenler ister. Bu doğal, fıtri bir duygudur. Bundan sonra diğer toplumu sosyalleşmeye başlıyor. Kuş evden uçacak artık. Diğer dünyayı tanıması lazım. Ona başlıyor. Genetik kodlarımız böyle. Başlıyor. O arada da sevgi yatırımını diğer insanlara da vermeye başlar. Ve kişi olgunlaştıkça gelişmişlik seviyesine bağlı sadece kendini sevmez, sadece ailesini sevmez, sadece ırkını, milletini sevmez. Ve kendi vatanını da sever, insanlığı da sever. Daha üst düzey yaratıcıyı sever. Bak, sevgi yatırımını, soyut değerleri sevmeyi başarabilen kimse, sevgisini soyut değerleri, soyut gücü bularak sevmeyi başaran bir şey, sevgi yatırımının doruk noktasına çıkmış demektir. Evet. Bu sevgi, hatta Freud'un çok güzel bir tespiti vardır. Şizofreniye sekonder narsizm diyor.
Yani primer narsizm, yani çocuk doğuştan kendini sevmesi. Sekonder narsizm ne? Kişi yani sevgi yatırımını topluma yapmışken birdenbire şizofren kendini sevmeye başlar. Kapsülle bir hayat olur, kendi dünyasına yağmurlar yağdırır, savaşlar çıkarır, gerçeklerden kopar, kendi hayatında, kendi gerçekliğinde mutludur o aslında şizofrenler. Paranoid şizofrenler biraz sosyal çatışma yaşar ama genellikle o klasik şizofrenler mesela bugün güneş açmış, ben neşeliyim de ondan açtı der. Evet. Bugün yağmur yağar, ben üzüntülüyüm de ondan yağdı der. Böyle gerçekçi olmayan irrasyonel düşünceleri vardır. Bu sevgi nesnesi kendisi olmuştur. Yanında birisini kesirler, ilgilenmez mesela. Niye? Artık sadece kendini düşünüyor. O ayrı bir dünyada yaşıyordur o. Bu sekonder narsizm. Yani onun için sevgi yatırımını bir insan ailesine, sosyalliğe, çevresine yapmazsa sosyal bir varlık olamaz o zaman. O zaman sadece kendisini tükenmiş, çıkarcı bir varlık olur. Bu ilkel gelişmemişlik seviyesini gösterir. Bir insan sadece kendisini sevmesi, sadece çıkarlarını sevmesi insanın gelişmişlik düzeyinin en alt seviyesidir. Gelişmişlik arttıkça insan ilişkisel varlıktır çünkü. Diğer insanları sever, toplumu sever, insanlara faydalı olmaktan daha çok zevk alır. Kendisine faydalı olmaktan daha çok. Bu şeydir, bu gelişmişlik seviyesine bağlıdır. Ahlaki, buna ahlaki akıl yürütme diyoruz. Ahlaki akıl yürütmede sadece kendi çıkarı peşinde olan onun ahlakın en alt seviyesinde. Ama ahlaki akıl yürütmede en yüksek seviyede olan kimse nedir? Yani yaratanı da düşünüp onun içinde ona karşı da haklarım var, sorumluluklarım var. Ona karşı da yapmam gereken şeyler var diye düşünebiliyorsa bir insan o vicdani sorumluluk oluyor. Yüksek ahlaki değerlerde vicdan sorumluluk oluyor. Ortalama bir insanda sosyal sorumluluklar oluyor. Yani, ama yükseldikçe vicdan sorumluluk, artık görünmeyen değerlere karşı da sorumluluk isteme. Sosyal sorumluluk da görünen değerlere karşı sorumluluk hissetme. Ama en alt seviyede ahlaki akıl yürütmede sadece kendi çıkarına karşı hassas olma vardır. Sorumluluk hissetme vardır. Evet. Bunlar hepsi bu çağda yıprandı bunlar. Yani kapitalist sistem min ideolojisi bunu yaptı, söyleyeyim. Kapitalist sistem ne diyor? Narsizmi besliyor kapitalist sistem. Diyor ki kazan tüket çarkı var diyor. Bir rekabet var diyor. Yani sen kendi çıkarın için icap ederse babanı bile harcayabilirsin. Tarzında bir vahşi kapitalizm böyleydi. Törpülendi ama gene de yani üretimi, çünkü tüketimi artırarak üretimi artırma ya dinamine dayalı bu. Tüketim ne kadar çok artarsa, ne kadar çok harcarsan, ne kadar, onun için o kadar çok kazanman lazım. Kazan tüket çarkı doğrunda insan rekabet var. 10 kişi yarışıyor, ilk 3'ü biri başarılı oluyor, 7 kişi mutsuz. Bu sistem insani bir sistem değil. Yani onun için 10 kişiyi de mutlu eden bir sistem olmalı. 3 olmazsa 8 kişiyi mutlu etmeli. Yani bu sistem değilse eğer, böyle durumlarda bu sistem insanın yararına değil ve kapitalist sistemin Batı medeniyetin krizinin sebebi, Batı medeniyeti yücelten kapitalist sistemin şeyleri, kötü sonuçlarını yaşıyoruz şimdi. Evet. Bu kötü sonuçların bedelini ödeyecek. Ama bu tarih tekerrür ediyor. Roma da böyle dağılmıştı. Roma'nın dağılma sebebi o zamanki Roma elitistlerinin, aristokrat tabakanın o hızlı yaşantısı, zevk peşinde koşması, artık devletle, askerle vesaire ilgilenmemesi, aralarında fitne fesat dönmesi, bütün bunların sonucunda belli bir sınıra ulaşmış, koca hiç rakibi olmadığı halde dağıldı. Dağılmasının sebebi düşmandan dolayı dağılmadı ki. Kendi iç liderlik hatalarından dağıldı Roma. Ve bu şekilde yaşam tarzı hatalarından dağıldı. Evet. Yani o zaman yani mesele sadece Hazreti Ayşe'yi bilmekle bitmiyor. Yani tabii. Hazreti Ayşe'yi tamam bileceğiz ve az önce ifade ettiniz. O Asr-ı Saadet'teki örnekliği bilmek yetmiyor. Bir de anın vacibini mi? Yani bu dönemde kimler bize işte neyi empoze ediyor, neyi yani önümüze işte zorluyoruz veya az önce saydığınız medeniyet krizinin bizim üzerimizdeki etkisi nedir? Bunu da herhalde bilmek, idrak etmek gerekiyor. Yani çünkü toplum, Müslüman bir toplum sorsanız biliyor. Hazreti Ayşe'yi biliyor. Ama az önce siz de örnek verdiniz. Ailede sorun var. Yani yaşayamıyor. Yani bilmek ayrı, uygulamak ayrı. Çünkü bir şeyi bildikten sonra insan doğru olarak biliyor bunu. O bildiği şeyin
doğruluğunu, doğru bir şey yapmak istiyorsa ona duygu katması gerekiyor. Ona duygu katarsa, o düşünceye duygu kattığınız zaman o inanç oluyor ki, o düşünce İnanç haline geliyor. O kişi artık ona doğru olarak inanmış oluyor. O da yetmiyor. Durun hocam bir dakika. Biraz yavaş gitmeniz lazım. Çünkü anlamıyorum orayı. Şimdi dediniz ki bilmek yetmiyor. Ona duygu katması lazım. Evet. Bilgiye duygu katması. Bilgiye duygu katması lazım. Yani bilgiye duygu katması. Bilgiye duygu katması derken yani bilgiyi içselleştirmesi mi? Ne demek tabii, duygu katması? Mesela şeyi düşünün. 17 Ağustos depremi oldu ya. Evet. Marmara depremi. O gece saat 3'te neredeydin diye depremi yaşayanlar sorsan, şu gün şu saatte şu yerdeydim diyor. Hemen hiç unutmuyor. Ama 17 Ağustos 2019'da neredeydin deseniz, şimdi yani yeni geçti üzerinden, unutur insan. Niye unutmuyor? Çünkü korku yaşadı. Korku da bir duygudur. Yani bir deprem bilgisini korkuyla birleştirince hafızanın çalışma sisteminde öyledir. Hafızamız bilgiyi normal sadece düşünce bazındaki öğrenilen bilgi kuma yazmış gibidir. Düşünceye duygu kattığın zaman ki taşa yazılmış gibi olur, kalıcı olur. O zaman onu biz işte sadece bellekte yazılıyor o zaman. Sadece korku değil, heyecan olarak tabii da anlayacağız. Bu korku negatif duygu ama bir pozitif duygu oluyor. Mesela bir ödül alıyor. Başka bir şey yaşıyor kişi. Evet. O ödül aldığı şey o günü, o saati, o anı unutmaz. İnsan bilgileri değil yaşadıklarını hatırlar. Yani ödül derken ya bir sevinç duygusu. Sevinç duygusu oluyor. Sevinç duygusu alıyor. O sevinç duygusu, mutlu, pozitif duygunun pekiştirici etkisi var. Kalıcı iz bırakıyor ona. Onu. Yani bütün bunlar onun için duygu, düşünceye duygu katmak önemli. Bundan sonra eylem geçiyor. Eylem. Ondan sonra uygulamaya başlayacaksın ama bir uygulama yetmez. 6 ay sürerse bu, o duygu, düşünce, inanç alışkanlığa dönüşüyor. 6 ay sürerse kişiliğe dönüşüyor. 6 ay sonra kişiliğe dönüşüyor. 6 ay kişiliğin parçası oluyor, otomatik yapmaya başlıyor o kişi artık. Hmm. Yani o hareketi otomatik yapmaya başlıyor, düşünmeden yapmaya başlıyor. Yani araba kullanırken biz hiç düşünmeden başka şey yaparız ya. Evet. O otomatik şeydir, öğrenmedir beynimizdeki. Yani biz aklımız başka yerde, başka şey düşünüyoruz ama arabayı, vitesi kullanır, istediğimiz yere Taksim'e gideceğim dersin, gidersiniz. Buradan. O zaman ilk başta bilgi var. Tabii bilgi var. Yani en önce başta bilgi olmadan bilgi, bir şey bilgi. Yani kişinin yaşam felsefesi ve ona uygun bir bilgilerin, bilginin, temel bilgisinin olması lazım. Yani herhangi bir bilgiyi bir insan kalıcı hale getirmek istiyorsa, o bileceği, önce o bilginin, tabii bilgi derken bilginin düşünce olması gerekiyor. Bilginin düşünce olması için de o bilgiye anlam katmak gerekiyor. Bilgiye anlam katmazsanız düşünce olmaz. Bilgisayardaki bilgiden farkı yoktur. Bilgiye anlam katmak nedir? Mesela bir kimse ders çalışıyor, sınava girecek. Fakat diyelim yabancı dil çalışıyor, yabancı dil sınavına girecek. Ya bir arada arkadaşı, ya televizyonda şuna var, şunu seyredelim diyor. Ya git şuraya takılalım diyor. O zaman eğer zevk peşinde koşan bir kimse ise dersi bırakır, oraya kayar. Kayar ama bilgiye anlam katmayı biliyorsa, bilgiyi böyle düşünce, yapılandırılmış bir düşünce haline getirmek istiyorsa, ya ben burada ders çalışacağım ama şimdi bırakırsam çalışamayacağım, neyi kaybedeceğim? Bir sene sonunda doçentlik sınavı var, onu kaybedeceğim. Mesela sınıfı geçecektim, sınıfta kalacağım. O halde o arkadaşın ayartıcı ve dürtücüdür, çeldiricidir onlar. İçinden de gelir o, iç çeldirici, dışarıdan da gelir dış çeldirici. Onlara hayır deme becerisidir. Bunu çalışıyoruz biz. Hayır deme becerisi, madde kullananlarda özellikle çalışıyoruz. Yani kişi bunun, yani onun için asıl özgürlük her canının istediğini yapmak değil. Asıl özgürlük arzu ve dürtülerine hayır diyebilmektir. Asıl özgürlük onlardan özgür olmaktır insanın. Yani arzu dürtülerinden, çeldiricilerinden, baştan çıkarıcı şeylerden özgür olmayı başaran insan özgürdür. Bir hedefi vardır, ona göre davranıyordur. Kendisi olmuştur o. Yani bunun için bilgiye muhakkak düşünce katmak gerekiyor. Bilgiye düşünce kattığınız zaman da o bilgi artık anlamlı bir bilgi olduğu için, onun için onu nasıl harekete, bu bilgiyi nasıl ben harekete geçiririm diye düşünür insan. O bilginin neden önemli olduğunu kendi kendine düşünerek, işte bunu yaparsam şunu kazanacağım. Mesela bu zamanda bak, varoluşçu felsefenin insana yaptığı, hümanizm ve varoluşçu felsefenin insanına yaptığı en büyük anı yaşa felsefesidir. Anı yaşa felsefesi, bugün zevk al da boş ver geleceğe. Geçmiş geleceğe boş ver, anı yaşa.
Bu aslında normali bunun anda yaşı olması lazım. Yani reklamda da var anı yaşa diye. Ya işte o zaman ya, doğrusu diyorsun anda. Varoluşçu felsefenin insanı zehirlemesidir bu. Evet. Anda yaşa. Anda yaşa. Yani bu geçmiş ve geleceğe de bunun bugünün hakkını ver demek anda yaşa. Bu, anı yaşa. Bu canının istediğini yap, zincirleri kır, duvarları yok, hayatını yaşa, dünya bir defa geldin deyip hedonistik bir insan tipi ortaya çıkarıyor. Şimdi bu aslında çok güzel bir ayrım oldu. Anı yaşayı reddederken alternatifini de söylemiş oldum. Tabii. Anda yaşa. Anda yaşa. Bu doğru. Doğru. Anda yaşa doğru. Çünkü hatta bazı filozoflar var. Böyle oturup bir iş yapacağı zaman geçmişe geleceği aklı gidiyor. Bir şeyler oluyor. İşi yapamıyor. O zaman bazı mermerin üzerine bugün diye yazıp karşılarına koyuyorlar. Yani sen geçmiş ve geleceği çözmeye çalışan bugünün hakkını versin. Zaten geçmişi. Zaten geçmişe için gerekli işi yapmış olsun. Gelecek için geçmişi yapmış olsun. Geçmişten de zaten dersler çıkarmayı faydalanabilirsin. Diye anı yaşada da bir haz var. Haz peşinde koş demek anı yaşa. Ama anda yaşa stratejik düşün demektir. Bunu yaşa ama gelecekle ilgili planını da uygula. Evet. Hocam bir araya gidelim. Aradan sonra gerçi daha sanki ailenin yani tarifini yapmış olduğunuz ve etkisini söylediniz. Batı'dan aldığı etkiyi. Ama konuşacak çok şey var aileyle ilgili. Aradan sonra konuşalım. Buradayız efendim. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla aileyi konuşuyoruz. Ailedeki temel problemler, sorunlar ve çözüm yolları. Bu arada son sığınak aile etiketine de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Şimdi hocam az önce siz de ifade ettiniz, örnekler de verdiniz. Batı'dan bir etkilenme söz konusu ki medeniyet krizinin sonuçları olarak karşılıklı eşlerin işte üç konuda problem yaptıklarını yani bir yerde sorun yaptıklarını ki işte benim param, senin paran, benim ailem, senin ailen şeklinde bir de dualizm yaptınız. Eşlerin birbirini işte suçlayıcı tavırları işte sen beni anlamıyorsun veya işte senden ne iyilik gördüm ki veya sen ne anlarsın ki sen zaten şöyleydin şeklinde. Bunlar bir yerde günlük hayatta yüklendiğimiz o negatif artık ne diyelim yani gerilimin stresin sonucu mu yoksa az önce siz egosantrikten bahsettiniz o bencillikten ama bir iletişim hataları o sağlıksız iletişim nasıl düzelecek ki geçimsizliğin herhalde temelinde biraz da bu var bundan da bahseder misin? Tabii yani bu aile içi iletişim olarak tanımlanan bu şey ilişki ailede ilişki yönetimi diyoruz buna. Hatta geçen senelerde bu Amerikan Psikiyatri Birliği DSM diye bir sınıflandırma sistemi var psikiyatrinin. Oraya bir hastalık adı koymak üzereydiler. Sonradan ertelediler onu. Ailede işbirliği bozukluğu diye bir hastalık tanımlamak. İşbirliği bozukluğu. İşbirliği bozukluğu. Yani bu insanlar işbirliği kurmayı beceremiyor bu insan. Bu hastalıktır mıdır diye tartışıldı. Sonra bir ayrı bir hastalık olarak tanımlanma için yeterli veri olmadığı için durduruldu şimdi. Vazgeçilmiş değil. Yani işbirliği bozukluğu ne zaman ortaya çıkıyor? Yani iletişim tekniklerini bilmemekten ortaya çıkıyor. Yani iletişim insan ilişkisel bir varlık. İlişkisel bir varlık olan bir insan tek başına yaşamaya göre yaratılmamış. Genetik olarak öyle kodlanmamışız. Yani böyle bu özellik nedeniyle bir insan yalnız kaldığı zaman mutsuz oluyor. Yalnızlığı yapamıyor bir insan. Bir insanı hücre hapsine koyun, uyaransız bırakın hiç. Gece gündüz, ışık, güneş hiçbir şey yok. Uyaransız bırakın 15 gün sonra şizofreni belirtileri başlıyor. Düşün. Yani uyaransız kaldığı zaman beyne, zihinsel olarak. Bu şey değil. Öyle için insan yani şey bile olsa ilişkisel bir varlık. Onun için iletişimin 3 ayağı var bak. Biri sağlıklı iletişim, ikincisi çatışmalı iletişim, üçüncüsü en kötüsü iletişimsizlik. Yani onun için çocuklar genellikle böyle
baktılar evde anne baba onunla ilgilenmiyor, zaman ayırmıyor ya da yok sayıyor gibi böyle. Çocuk gider anneyi babayı kızdırır, kendine bağırtırır, dövdürür, rahatlar. Çünkü hiç olmasa benim varlığımın farkında diye. Buna ne diyoruz? Çatışma. Buna işte negatif iletişim, ama iletişimsizlikten daha şeydir. Bir derece daha, daha iyidir. Evet. Yani iletişimsizlik, çünkü yok saymak en kötü cezadır. Yok saymak. Onun için çocuğa kızıyorsa, dövüyorsa bile, ama sevgiyle dövüyorsa iletişimsizlikten daha az zarar verir çocuğa. Yani tabii dövmeyi onaylamak anlamında söylemiyorum. Yani onun için aile içerisinde iletişim, insanlar arasında iletişim çok önemli. Sizin de belirttiğiniz gibi bu iletişim tek taraflı değil, iki taraflı oluyor. İletişimin olabilmesi için yani ilişkilerin yani iki tarafında birbirini egosentrizm olmadan anlaması lazım. Ben merkezciliğin olduğu yerde iletişim olmuyor. Sadece yani hak duygusu kendine yönelik, sadece kendi çıkarını düşünen, sadece ne yaparım da buradan şu kendi çıkarıma bir şeyler yaparım diye düşünen bir insan iletişim kuramaz. Bunlar B tipi kişilik deniyor. Narsist, empati yapamayan kişilerdir. Yani şu anda bütün şu anda yaşanan kötülükleri bir ara toplasanız, bütün kötülüklerini, yani o kapısını şey açıyor, kibir açar. Kibir. Bütün kötü, dünyada yaşanan bütün kötülükleri bir odaya doğru kibir o. Kibir de ne demek? Empatisizlik demektir. Merhametsizlik demektir. Yani karşıdaki kişinin duygularını... Duygularını anlamayıp sadece yoksa... kendi çıkarını düşünmek demektir. Yani büyük, kendini özel, önemli, üstün, büyük gören bir insan başkalarını ikincil olarak görür. Başkalarını öteki olarak görür. Önce can, sonra canan der. Yani bu böyle bir duyguyu yaşayan bir insanla ilişki kurmak çok zordur. Yani evliliğin en büyük düşmanıdır bu zaten onun için. Sadece tek kişilik düşünmek. Yani sorunuzun tam başını kaçırdım ben. Yani ailedeki iletişimin sağlıklı hale gelmesi için neler yapılabilir? Yani neler yapılabilir de şey yaptık. Evet. Yani mesela o sizin söylediğiniz hep sen diyorsunuz ya, sen dili, evet, sen dili. Evet, evet. İşte bu arada sen niye böyle yapıyorsun? Ne, bunu niye buraya koydun? Niye böyle? Buna şey diyoruz biz. Sen dili diyoruz. Yani aile içerisinde sen diliyle konuşulduğu zaman iletişim kurulamıyor. Ben diliyle konuşmak gerekiyor. Sen dili nedir? İşte biraz önce söylediğiniz mesela, ama akşam eve geldi bir erkek, ev darmadağınık. Böyle durumlarda genellikle sen diliyle yapılan yaklaşım, ne biçim kadınsın, bütün gün ben evi sizin için çalıştım, evin bu hali ne? Dediği zaman kadın da şöyle diyecek, ben bütün gün yattım mı sanki, 3 tane çocuk var, ben de onlarla uğraştım diyecek, o da ona cevap verecek, al akşam sendromu başladı tartışma. Sendili ne yapar? Sendili karşı tarafta savunma duygusu yandırır. Karşı tarafta kendini kötü hissettirir ve savunma duygusu yandırır. Ama bendili kullansa erkek şöyle diyecek eve geldiği zaman, ya ev dağınık olduğu zaman kendimi çok kötü hissediyorum dese, bendili. Eve geldiği zaman, o zaman kadın ne diyecek? Ya bütün gün çalışmış, eve geldiği zaman da onu kötü hissettirdim deyip kendisinde pişmanlık hissi uyanacak. Ve yardım etmek isteği uyanacak. Bak, bir karşı tarafta savunma duygusu uyandıran bir ilişki mi evliliğin yararınadır, yoksa karşı tarafta farkındalık oluşturan bir ifade mi? Ben dili farkındalık oluşturuyor. Ne biçim insansın, niye böyle yapıyorsun yemek yerine? Beni çok üzdün, bu hareketin beni çok üzdü, bilesin. Dediğin zaman karşı tarafta daha şey oluşuyor. Yani ben dili kullanabilmek, emin ol, bu ben dili kullansa var ya, evliliklerin çoğu çok güzel gider. Yani hiçbir şey değil. Şu ben dilini öğretsinler okullarda. Emin ol, yani evliliklerin belki %30-40'ı rahatlar. Özellikle sorunların yeni başladığı dönemde. Evet. Yalnız şimdi karşılıklı öfke durumunda, yani şimdi eve erkek gelmiş, yorgun bir şekilde gelmiş. Kadın öfkeyle ona işte muamele ediyor. Sesini yükseltiyor. Erkek burada bir yerde ya ortamı terk edecek herhalde, ya susacak yani o öfke karşısında, ya da o da patlayacak. Şimdi şu anda bir şikayetlerin birçoğu da bu yönde. Yani bana karşı bağırıyor, ben ne yapaydım? Tabii. Bu burada işte bak, bu pozitif psikolojinin bir tarafı, pozitif yorum. Pozitif yorum. Mesela eşi böyle bağırıyor, çağırıyor. Yani hatta bu şeylerde biz onu diyoruz, böyle bağırıp çağırarak problemi çözmeye çalışan kimseyle karşılaştığın zaman
O kişinin savaş stratejisi bağırıp çağırıp terör havası uyandırıp dediğini yaptırmaktır. Eğer bunu yapan böyle çok erkekse mesela, kadın da buna karşılık verdiği zaman erkek kadar fiziksel olarak güçlü olmadığı için iki tarafın onun savaş stratejisine girersen, o sana bağırmaya başladı, sen de ona bağırırsan, öyle durumlarda ne oluyor? Bir bağıran bir insana karşı onun orman alanındadır o artık, kendi alanında. Bağırıp çağırarak hakimiyet kurmaya çalışıyor. Onu sen onun alanına giderek onu yenemezsin. Onu sen kendi alanına çekeceksin. Kendi savaş stratejine çekeceksin. Senin savaş stratejin nedir? Bağırıp çağıran, elinde silah olan bir kimseye karşı. Senin savaş stratejin onun hisseden beynini değil de düşünen beynini harekete geçirmek. Ya böyle durumlarda nasıl harekete geçirirsin? Ya biraz yavaş konuşur musun? Seni anlamak istiyorum desen mesela. Şimdi böyle bağırıp çağıran bir erkeğe ya biraz yavaş konuşur musun? Seni anlamak istiyorum dediği zaman erkekte birdenbire hisseden beyni, öfkeli beyni gidecek, düşünen beyni ya beni anlamak istiyormuş ya. Peki yavaş bağırmak da mümkün olmadığından düşünmeye başlayacak. Karşı tarafın hisseden beynini, düşünen beynini nasıl devreye sokarım diyecek orada. Yani bunu kadın yapıyorsa erkek yapacak. Ama kadın daha çok böyle duygu temelli bir yaratılış olduğu için, yani mesela erkek ona dese ki ya öyle bağırıyorsun ama bağırdığın zaman bile sevimlisin falan dese mesela. Pozitif yorum diyoruz buna. Çünkü o zaman bile sevimli oluyorsun ya filan dese emin ol buzlar eriyiverir çoğu. Yani öyle durumlarda akıllı erkekler böyle yapar. Bak çocukların iyi yetişmesi istiyorsa bir erkek karısını mutlu eder ki çocukları da mutlu olsun. Bütün ailenin yararınadır bu. Yani böyle durumda ego savaşları olmaz. Ben ne dersem ailenin iyiliği için hangi davranışı yaparsam ailenin iyiliğine hizmet eder diye soracak o anda erkek ya da kadın kim yapıyorsa. Nasıl bir tepki versem ailenin iyiliğine. Ama öyle değil. Ben onun üzerinde hakimiyet kurmalıyım diye. O benim üzerinde hakimiyet kurmalıyım diye ego savaşları başlıyor. Bu böyle durumlarda iki taraf da kaybediyor. Kazan bir ilişkisi yok. Ama ya ne yaparsam ailenin iyiliğine derse böyle durumlarda o öfke anında öfkenin yani öfkeli bir kimse diyelim öyle bir şeyden anlamadı. O öfke anında şeydir. Kişinin zihinsel kontrolü, üst beyin, kortikal kontrol bozuluyor. Dürtüler harekete geçiriyor. O bir yarı deli gibidir o kişi. Böyle kişiye sözle, ikna ile gidilmez. O kişi yangın, yani bir zihninde bir yangın var onun. O kişiye ikna ile gidilmez, yangının sönmesini bekleyeceksiniz. İtfaiyeci modeliyle yaklaşacaksınız. Söndürmeyeceksiniz. Yok, sönmesini söndürmek de mümkün tabii o anda. Söndürebiliyorsanız. Dediğim o pozitif yorum söndürmek. Evet. Sarılmak, başını okşamak. Ya yani sen ne desen de benim için önemlisin de. Yani kadınların aslında bağırıp çağırması var ya, kadınların çok konuşmasının arka planında ne var biliyor musun? Problemi çözmek yok. Yalnızlığı giderme ihtiyacı var. Kadın beyni öyle çalışıyor. Erkek beyni stres altında zihinsel sığınağı var. Oraya çekilir, rahatlar, sonuç odaklı düşünür. Kafasında bir çözüm ürettikten sonra zihinsel sığınağından çıkar erkek. Kadın da stres altındayken kendini yalnız hissettiği için yalnızlığı gidermek için çok konuşur. Çok konuştuğu için de karşı taraf yanlış anlar onu. Çok dırdır yapıyor zanneder. Halbuki eğer akıllı bir erkek, çok konuşan bir kadın ya da çok bir kadın varsa o kadın o problemin çözülmesini istemiyordur aslında. O kadın yalnızlığı gidermek istiyordur. Onun için yani bu konuyu sonra konuşuruz. Bak bu konu seni çok üzmüş anlaşılan. Bu konu seni çok üzmüş, çok üzen bir şey var. Bunu yazalım bir kenara. Bunu istersen daha sonra konuşalım dese öyle durumlarda bir iki daha söylense bile daha sonra şey yapar. Yani beni anlamaya çalışıyor der. Karşılıklı güç savaşlarına, kişilik çatışmalarına, kişilik savaşlarına sebep olmamış oluruz. Bunun için karşı tarafı anlamaya çalışmak önemli ama önce fırtınayı geçirmek, yangını söndürmek, soğutmak, ondan sonra bu neden oldu, hadi konuşalım demek. Hatta böyle sık yaşanıyorsa bir arada bir olabilir. Yani arada bir evliliklerde fırtınalı fırsat vermek gerekiyor. Esip gürlediği zaman mesela Sokrates bunu çok iyi yapmış. Sokrates'in biliyorsunuz şeyi var böyle, evliliği bayağı sıkıntılıymış. Hatta bir gün talebeyle otururken karısı geliyor. Bağırıyor, çağırıyor, bağırıyor, çağırıyor. Sokrates ses çıkarmıyor.
Ondan sonra kadın hızını alamıyor, bir kova su döküyor başından aşağı. Ondan sonra bu kadar gök gürültüden sonra bir sağanak yağış beklenirdi diyor. Evet. Fakat daha sonrası daha enteresan. Sokrates'ten birisi, talebelerinden birisi soruyor. Ya üstadım diyor, sen ben evlenmek istiyordum ama senin bu durumu gördükten sonra evlenmeye karşı tereddüdüm var. Ne dersin diyor. Ya çocuklar diyor, evlenin diyor. İyi çıkarsa mutlu olursunuz, kötü çıkarsa benim gibi filozof olursunuz diyor. Şimdi hani kıyas yapmak değil ama Ayşe annemizin işte o kıskançlığı ile ilgili malumunuz çok şey vardı, nakil vardı. Bir defasında bir annemiz bir yemekle geldiğinde, ki Ayşe annemiz Allah Resulü'nün yanındadır, Ayşe annemiz o yemeği tabakla beraber yere atıyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'in oradaki tepkisi, annenize yine kıskançlığı geldi, toplayın oluyor. Diyor. Şimdi Nobel ödüllü Profesör Mithat Sancar ödülü alıp eve geldiğinde hanım diyor ödül aldım, işte Nobel ödülü aldım filan. Ödülü oraya bırak diyor, git çöpü dök. Şimdi aslında şimdi ilk bölümde konuştuk. Yani bilmek, bunları bilmenin de bir şeyi var. Tabii. Çünkü bu az önce dediniz, buna his katacak, işte sonuçta bu düşünceyle alışkanlığa dönüşecek falan. Bunları bilmek de önemli. Tabii tabii. Şimdi yalnız az önceki şeye devam edersek hocam, ailedeki sorunların bir ayağında da üçüncü göz mü diyeceğiz veya üçüncü taraf mı diyeceğiz? Yani diyelim ki kadının yakınlarının şeye müdahil olması ve annesinin müdahil olması, aileye çokça müdahale etmesi veya erkeğin bir taraftan yakınlarına müdahale etmesi. Şu anda bu da sanki çokça sorun gibi gözüküyor. Ya bizde şimdi biz geleneksel aile yapımızda bir şey var. Gençler evlendikten sonra artık anne babanın çocuğunu uzaktan sevmeyi başarması gerekiyor. Biz yapış yapış bir kültürümüz var maalesef. Çocuk evlendiği zaman sanki eve anne de baba da evin bir üyesi gibi oluyoruz. Yani geniş ailede olabilir ama geniş ailelerde bile, mesela Anadolu'da vardır, bir bahçede evler vardır, herkesin odası ayrıdır. Kayınvalide girip oralara müdahale etmez yatak odalarına. Ama ondan sonra ortak bir alanları vardır. Yani şeylerde de öyledir. Eski Osmanlı Türk evlerinde vardır biliyorsunuz. Yani ortada bir hol var, sabah orada yanar. Dört tane şey vardır. Herkesin odaları ayrıdır orada. Dört tane oda vardır. Ortada hol açılır, alttan merdiven iner oradan. O sobada her tarafı ısıtır. Yani böyle bir yapımız var. Bu aslında geniş ailelere uygun bir konaklarımız vardır bu sistemde. Evet. Bu konak sisteminde, bu Anadolu'da yerleşmiş bir sistem. Bu sistem içerisinde düşündüğümüzde bir ortadaki bir ortak alanda etkileşim oluyor. Bak, iletişim değil, etkileşim. İletişim ayrı, etkileşim ayrı. İletişim bir şekilde birinden birine mesaj gidiyor ama etkileşimde iki taraftan birbirine mesaj gidiyor ama bir şey, iki tarafta değişim yaşıyor. Değişim yaşayan iletişimler önemli. İki tarafı da değiştiren sosyal beceriler vardır orada. Hayat becerileri vardır. İlişki becerileri vardır. Yani ilişki yönetimleri vardır. Nerede duracağını bilir insanlar. Nerede duracağını öğrenir. O ilişkilerde öğreniliyor. Onun için sosyal beceriler yaşanarak öğreniliyor. Kitaplardan öğrenilmez. Yaşayarak öğrenilir. Hayatta öğrenilir onlar. Öğrenilir. Bunun için yani ailede bizim aile içerisi iletişimi konuşurken bu sosyal becerileri muhakkak öğrenmeyle ilgili eksiklerimiz nelerdir diye düşünmemiz ve onunla ilgili planlama, çalışma yapmamız gerekiyor. Yani bu kendiliğinden öğrenilmiyor. Yani aileye yatırım yapmamız lazım özetle. Evet. Eğer evliliğe yatırım yapmıyorsak o evlilik çatışmalar sürer işte. Dediğiniz gibi senin annem, benim annem, benim babam olsa şöyle yapardı. Mesela kız geliyor, eşi bir şey yapıyor, babam olsa böyle yapardı diyor. Ya da erkek, böyle benim annem olsa böyle yapardı diyor. Bu yani karşı taraf sabote etmek için söylenir bu ancak. Ya artık sen anneni uzaktan seveceksin. Evlendikten sonra bir insan çocuğu, yani onlardan talep gelmedikçe çocuğa müdahale etmemek lazım. Mesela aile içerisinde böyle geniş ailelerde de olsa ya da aile içerisinde mesela koalisyonlar oluyor. Anne baba çocuklar var diyelim. Baba bir çocukla koalisyon kuruyor, anne öbür çocukla koalisyon kuruyor. İlişkiler iki tane aile ikiye bölünüyor. Burada çatışma kaçınılmazdır.
Koalisyon, çocuklar kendi arasında koalisyon kuracak, anne baba koalisyon kuracak. Bu ne demektir? Anne baba bir problem varsa evde önce anne baba kendi arasında konuşacak. Ortak bir ortak akıl oluşturacaklar. Ondan sonra çocuklara öyle davranacaklar. Bir olay olduğu zaman anne bir çocuğu tutuyor, baba bir çocuğu tutuyor. Böyle durumda çocuk anneye babaya güvenerek, adalet duygusu gelişmediği için çocuklarda daha şey yapıyorlar. Yani her olay kavgaya dönüşüyor. Benim odamı karıştırdı. Baba onu tutuyor, anne onu tutuyor. Aile içi adalet önemli. Yani aile içi iletişimin olması için aile içi adalet olacak. Bak bu meşhur bir şey vardır, ilginçtir. John Nash var bu. Matematikçi, Nobel alan matematikçi, akıl hastası, şizofreniden dönmüş birisi. O matematik ödülü alıyor, onun bir matematik nedir diye soruyorlar en basiti var. Bir yerde matematik yoksa orada adalet yoktur diyor. Matematikte adalet biri somut, biri soyut, nasıl diyor. Çok doğru söylüyor. Çünkü adalet her şeyin ölçülü olması demek. Her şeyin yerinde olması demek. Her şeyin yerli yerinde olmasıdır adalet. Yani ben bunu şunu alıp da şu telefonu alıp yere koyduysam bu şey sisteme uymayan bir davranıştır. Bütünlüğe uymayan bir davranış, aykırı bir davranıştır. Ben şimdi bunun üzerine masaya çıksam aykırı bir davranıştır. Sisteme bütünlüğüne uymayan bir davranıştır. Mesela bir orkestra düşün. Orkestrada birisi sazı yanlış çalsa bütün ahenk bozulur. O adaleti bozar o çünkü. Evrende de böyle bir orkestra var. Orkestrada birisi canilik yaptığı zaman bütün evren etkilenir ondan. Yani evet. Onun için aile içerisinde de öyle. Biri adaletsizlik yaptığı zaman herkes etkilenir. Aile içi ilişkilerde, yani onun için aile büyüklerinin karışmaması için önce karı koca yeni evliler kendi arasında halletmeye çalışacaklar. Bir ondan bir şey geldiği zaman, oğlum ikiniz de büyüksünüz ya da kızım ikiniz de büyüksünüz, kendi aranızda çözmeye çalışın, konuşun. Çözemezseniz ikiniz birlikte gelin diyecek. Yani gelip de kocasını şikayet eder, anne de dinler ona gaz verirse ya da oğlan gider annesine gelinini şikayet eder, dertleşirse karısıyla konuşmayıp annesiyle konuşan erkekler var. Böyle durumlarda kadın kendini şey gibi hissediyor, sadece bir ait hissetmiyor, aidiyet duygusunu zayıflatıyor. Veya kocasına aktarmadığı şeyleri, kocasıyla paylaşmadığı şeyleri sürekli annesiyle paylaşan tabii, kadın. O evliliğin en büyük, evli sabote eden bir davranıştır o. Kocasıyla çözemediği bir şeyi ne yaparım da ben kocamla bunu çözerim odaklansın. Yani gidip kolaya kaçıp annesini anlatıp da, eğer anne de böyle durumlarda şey bir anneyse, ben merkezci bir anneyse, çocuk kızım niye öyle yapıyorsun, böyle yap, bağır, sen de karşılık ver ona filan diyorsa bitti, o evlilik yürümez. Yani evlilik olgunluğu onun için önemli. Evlilik olgunluğu varsa iki tarafta, kız da erkek de evine girdikten sonra problemleri sıkılırlar, üzülürler, ses tonları yükselir, arabada şeyler yaşanır, böyle böyle olgunlaşır. Çözemezlerse o zaman hakem durumundaki bilen kişilerden daha iyiden yardım alırlar. Bunu evet. Yaparlarsa. Onun için anne ve babalar böyle durumlarda da çok müdahaleci, kontrolcü olurlarsa çocuklar şey yetişiyor. Biz onlara hatta işgalci anne diyoruz. İşgalci anne. Çocuğunu öyle bir yetiştiriyor ki işgalci anne. Çocuk tuvalete gidiyor, vuruyor kapıya ne yapıyorsun diye. Yani çocuğun ruhunu bile kontrol etmek istiyor. Rüyada ne gördüğünü kontrol etmek istiyor. Drone anne diyoruz hatta. Böyle etrafında çocuğun diyor. Böyle anne çocuğunu evlendiremiyor böyle anneler. Ya evlendirdikten sonra da sürekli. Evlendirdikten sonra her şeye karışıyorlar. Her şeye karışıyor. Ya şimdi hocam dedim ki konu çok geniş. Ailenin manevi bir de temelleri var. Manevi dinamikleri var. Gerçi sizin eserleriniz ağırlıklı olarak zaten bundan bahsediyor. Mesela, tabii yani aileyle ilgili bu kitaplar daha çok şeyle ilgili. Mesnevi terapisi mesnevi, diyorsunuz. Aşk terapi var, Yunus terapi evet, var. Yunus terapi diyorsunuz ve daha birçok eseriniz var. Şimdi selamla girmek, işte misafiri ağırlamak vesaire. Yani bir herhalde manevi temelleri deyince İslam'ın geçmişten bugüne getirdiği bütün o davranış kalıplarını anlıyoruz. İşte tabii mesela aile değerleri diyor sevgi mesela. Sevgi. Bunlardan bir tanesi. Sevgi aile değerinde ne vardır? İslamiyet neyi vaat ediyor evde? Karı kocanın birbirini sevmesini vaat ediyor. Hazreti Ayşe ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir diyalog var biliyorsunuz. Yani sen beni seviyor musun diye soruyor Resulullah. Seviyorum diyor. Nasıl seviyorsun diyor. Kördüğüm gibi diyor. Resulullah. Kördüğüm ne açılmaz. Öyle seviyorum diyor. Bir müddet sonra nasıl geçiyor soruyor Hazreti Ayşe. Kördüğüm devam ediyor mu gibi soruyor. Devam ediyor diyor ona.
yapmak. Hazreti Ayşe sevildiğinde sevgi ihtiyacı fazla olan bir kadın. Haklı da. Yani şey de öyle, erkekler de öyle. Yani sevginin olduğu yerde, çünkü sevgi burada temel bir duygu. Ama aileye biz sevgi yuvası demiyoruz artık. Güven yuvası diyoruz. Sevgi bencilce bir sevgi oluyor. Eşini seviyor ama onun fiziksel görünümünü seviyor. Onun varlığını seviyor, bahşeden seviyor. Ama yaşlanınca başka bir çiçekle bahar olmaz diye şey yapıyor. Evliliği bitiriyor. Şimdi yalnız bir de burada vesvese de var. İçimde ona karşı bir sevgi kalmamış ve artık onu sevmiyorum şeklinde ve böyle dile gelen evhamlar, kuruntular var. Tabii ve, bu sevgi değişkendir. Yani sevgi varsa biz, yani %51 bir insan birisini seviyorsa böyle durumlarda o geliştirilebilir. Ama ilk başta seviyor, sonradan kaybolduysa o sevgi neden o sevgi azaldı onu bulmak gerekiyor. Sevgiyi azaltan ne? Çünkü evlilikte 3 dönem var. Birincisi romantizm dönemi. Sevginin yoğun olduğu dönem, romantik paylaşımların olduğu dönem ilk başta. Bu işte bazı birkaç haftadan bir iki seneye kadar sürüyor bu. Romantizm dönemi hayatın gerçekleri değiştiriyor onu. Bazılar bunu nişanlılıkta sanki yaşıyor, bitiriyor mu? Bitiriyor da, yani bazen balayında bitenler var. Bitenler var. Romantizm bitiyor. Romantizm o birinci dönemi. İkinci dönemi güç çatışmaları, kişilik çatışmalarının yaşandığı dönem. Eğer taraflar şanslıysalar veyahut akıllıca çözümler üretebilirlerse o ikinci dönem olan çatışma dönemi, güç çatışması, kişilik çatışması olduğu dönem geçiyor, bağlılık dönemi başlıyor. Üçüncü dönem. İşte ömür boyu aşk o zaman ortaya çıkıyor. Bağlılık dönemi. Bağlılık dönemi oldu, ortaya çıkıyor. Bu illa belli bir zaman mı geçmesi gerekiyor? Ya bunun için dönemi. Eğer bazen kişi evliliğin ilk başında romantizm döneminde şu vardır. Evlendikten sonra erkek kendini işe verir. Kadın kendini çocuklarına verir. Birbirlerine olan ilgi zayıflar. Birbirlerine ilgi zayıflamak evlilikte onun için mangaldaki ateş gibidir evlilik. Sobadaki ateş gibidir. Devamlı beslemek gerekiyor. Beslemezseniz soğur. Çok yaklaşırsanız da yakar. İşte evlilikteki sevgi de öyledir. Çok yaklaşırsanız, yapış yapış olursanız bir yerden arıza verir. Ama uzaklaşırsanız da bağlar zayıflar. Onun için yani evlilikte o sizin söylediğiniz, ona hani tartışma çıktığı zaman bir kayıkta gelen iki kişi gibidir evlilik. Birisi kayığı salladığı zaman kürekleri, öbür tarafta sallarsa devrilir kayık. Bir taraf kayığı salladığı zaman, tartışma çıktığı zaman, öfkeli fırtınalar estiği zaman diğer taraf kayığı korumaya çalışacak. Ama fırtına geçtikten sonra da arkadaş diyecek, böyle böyle yaptın, neden bunu yaptın diye şey yapacak. Kayığı devirmeden, yani onun için akıllı kişi kayığı devirmeden, gemiyi de batırmadan, devirmeden fırtınayı aşabilen kişidir. Evet. Fırtınasız evlilik olmaz. Olmaz. Onun için güç, kişilik çatışma için yani birçok ailede şunu görüyoruz böyle çatışmalarda. Problem çözmeyi bilmiyoruz. Problem çözme yöntemini bilmediğimiz için ufak bir problem büyük bir olay haline geliyor. Ben bir defa rastladım. Yani markette tartışmışlar. Artık psikiyatriste gelecek kadar konu ilerlemiş. Sebebi ne biliyor musun markette tartışma sebebi? Tuvalet kağıdı 6'lık mı olsun, 8'lik mi olsun? Bunun için kavga çıkıyor ve iş artık boşanma noktasına geliyor. Ama o onu patlatmış tabii. Kıvılcım olmuş orada. Birçok gerilim var onun arka planında. Yani onun için evliliklerin çoğunda yani böyle sorun çözme stilini bilmedikleri için işler yani hemen güç, hakimiyet mücadelesine dönüştürebiliyorlar. Bu dönemde sorun çözmeyi bilirlerse, sorunlar çözülürse ilişki kurma becerisi kazanıyorlar. Ve ondan sonra iki tarafta birbirini mutlu eden bir şey oluşturuyor. Yani ilişki oluşturuyor. Ömür boyu hasta olsa da, şey olsa da birbirlerine hani ileri yaşta insanlar vardır böyle. Elleri tutuşa tutuşa koltukta, parkta otururlar, birlikte sohbet ederler. Konuşmasalar da birbirlerine bakarlar. Böyle insanlar, gerçi azaldı şimdi ama böyle insanlar işte bu böyle bir dönemlerden sonra oluyor. Ama ilk baştan beri fırtınalı dönem hafif geçenler de var. Onlar da ne oluyor bakıyorsunuz çok şey. Yani böyle durumlarda yani iki tarafta şanslı da olabiliyor bazen. Onun için evlilik için bazıları şans diyor ya, beyaz eşya almak gibidir diyor. İyi evet. Çıkarsa çıkar, çıkmazsa uğraştır diye. Bu da herkesin bir sınavı var tabii. Evet. Bir şey olmaz ki. Şimdi çok iyi gidiyoruz tabii, süreyi de bu arada düşünüyorum. Evet. Şimdi hocam bir de toplumsal olarak toplumun genelinde
hissedilen, az önce ilk başta söyledik, hani o boşanmaların artması, geçimsizliğin artmasında bazı düzenlemelerin de etkisi var sanki. Boşanmayla ilgili düzenlemelerin ve evliliği zorlaştıran bir takım toplumsal baskının, maddi sebepler de var bunun içerisinde. Şimdi mesela siz geçen 28'inde ki o üniversitenizin yaptığı açıklamada arabuluculukla ilgili bir şey değiniyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'nde bir yerde olmayan, olmaması istenen arabuluculuk. Ya şu anda tartışan bir geçimsizliği böyle ilerlemiş bir aileye birileri yol göstermesin mi? Yani ya bir dakika siz ne yapıyorsunuz demesin mi? Yani bunda ne sakınca var? Ya bu İstanbul Sözleşmesi'nin en tehlikeli maddesi bu bence. Başka maddeleri falan da var ama bu madde en tehlikeli madde. Arabuluculuk sisteminin 48. maddede galiba böyle bir şey ki arabuluculuk sistemi kaldırılmalıdır diyor. Yani arabuluculuk sistemi, bak Türkiye'de şu anda ticari uyuşmazlıklarda arabuluculukluk bayağı faydalı oldu. Faydalı oldu ve %70'lerde, 60-70'lerde başarı varmış yani. Evet. Mahkemenin yükünü hafifletti. Evet. Başarı var. Şimdi bu aynı şekilde aile içi arabuluculuk olması gerekiyor. Bu Adalet Bakanlığı mı yapmalı, bunu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı mı yapmalı, o ayrı bir konu ama burada böyle bir sisteme ihtiyaç var, arabuluculuk. İstanbul Sözleşmesi'nde bunun yazılması, biz onunla ilgili siyasetin şerh koyması lazım bence orada o maddeyle ilgili. O madde bizi, yani bu ayet değil, değişebilir. Yani onun için o madde, arabuluculuk sistemi bizim kültürümüzdeki Batılıların imrendiği bir sistem. Arabuluculuk sistemi. Yani arabuluculuk sistemini şimdi bunu hazırlayan İstanbul Sözleşmesi feministler. Evet. Ama feminist bir kadının özgürleşme hareketi. Yani birçok erkek baskısını, zulmüne karşı faydalı olan bir şey, olumlu yönleri olan bir hareket. Ama kadın erkek ilişkilerini kadın erkek savaşlarına dönüştüren bir feminizm anlayışı var bazılarında. Bu feminizm anlayışında ne oluyor? Yani arabuluculuk sistemi ne sanki şöyle görüyorlar. Arabuluculuk sistemi sanki yani geçici çözüm gibi. Şu geçici çözüm, palyatif çözüm. Dişi çürük bir insanı dişinin ağır kesiciyle çürütmek gibi. Onun için arabulucukla uğraşmayın. Yani yürümüyorsa ayrılın. Yapamıyorsanız ayrılın diyen bir sistem. Bu anlayış yüzünden batıda %50'leri geçti boşanma oranı. Bu insanın özgürleşmesini merkeze alan bir sistem. Bu sistemde birey özgürdür diyor. Birey kutsaldır diyor. Aile kutsal değildir diyor o sistem. Yani biz hatta Batı eğitimi almış çift terapistleri var, aile terapistleri var. Bize geliyor bazı psikologlar. Biz bu konuyu önemsiyoruz onu. Bize çift terapisi yapacaklar. Aile kutsal, birey kutsaldır, aile kutsal değil deyince hatta böyle bir psikiyatrist arkadaş bir gün bana geldi ki ya beni bir aile konferansına çağırdılar dedi. Karşımda yüzlerce insan toplanmış dedim. Ya aile neymiş? Hayatınızı yaşayın dedim. İyi mi demişim diyor. Ben de halt etmişim dedim. Bak bunu söyleyeyim bir psikiyatrist ya arkadaş. Ya böyle diyor yani aile önemli değil. Yani birey kutsaldır, aile kutsaldır dedin. Aslında birey de kutsal. Mesela annelik kutsal bir kavramdır ama anne kutsal değildir. Babalık, anne bunlar. Yani burada evlilikte, ailede yani birer kurum olarak ikisinin de kutsal değerleri vardır. Yani anne kutsal değildir derken tek başına tek başına birey olarak ama kavram olarak kutsaldır mesela. Evet. Askerlik kavram olarak kutsaldır ama oradaki askerin şahsı kutsal değildir. Komutanın şahsı kutsal değildir. Yanlış yapabilir onlar. Onun için aile kutsal derken ailedeki bireylerin kutsal olduğu anlamına gelmez o. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik çok fazla tepki var, tenkit var ki o mesela kadın için ailenin tehlikeli bir yer olduğu da İstanbul Sözleşmesi'nde geçiyor diyenler var ki geçiyor. Şimdi bu geniş bir konu, belki biraz daha açacağız ama şimdi kadının böyle hani bir pozitif ayrımcılık dendi bir ara. Merkeze alınması, yani beyanının esas alınması, kadın ne söylerse söylüyorsun sanki hukukta onun öncelenmesi, doğruymuş gibi delilsiz bir şekilde kabul görme. Bu biraz çarpık bir bakış değil mi? Yani bunun tehlikeli sonuçları yok mu? Aslında burada kadın erkek ilişkisini
çatışmalı bir ilişki, düşmanca bir ilişki gören anlayış bunu savunuyor, bu şeyi savunuyor. Yani kadın erkek ilişkisinde güven yoksa zaten o ilişki biter, yürümez. Yani kadın erkeğe güven, kocana güvenmemelisin duygusuyla hareket edilen bir ilişkide varsa böyle bir ilişki, böyle durumlarda kimse bir kadın diyelim, yani bir defa rastladım, bir hakim geldi, mahkeme kararıyla işten uzaklaştırılmış hakim. Olay nasıl oldu diye, depresyonda adamcağız. Sonra olay neden, bu travma nasıl oldu, gelişti diye bir avukat hanım geliyor onunla konuşmaya. Bir şey yaptırmak istiyor, elde etmek istiyor. O da hayır deyince dışarı çıkıyor, bana tacizde bulundu diyor hakime. Ve kadının beyanı esas alındığı için, beyanı kadın yani iffetini göz ardı ederek bunu söylüyorsa bu doğrudur diye bir mantık var arkada. Böyle hareket ettiği için soruşturma açıldı, görev açığa alındı. Ya bunun gibi çoğu insan böyle. Yani peki kadının iffetsiz bir kadınsa ne yapacaksınız? Değil mi? Evet. Olamaz mı? Yahut da komplo kurduysa ona bir şey mi, bunun gibi menfaat vermek için. Böyle durumlarda yani kadını böyle bir durumlarda kadın suç işlemeyecek bir varlık, erkeğe de suç işleyecek bir varlık olarak ön kabullerle hareket ederseniz orada adil değildir o sistem. Adil değildir. Yani o olayı tek başına ele almamalı evet. Bir hakim. Olayın geçmişi vardır, geleceği vardır. O olay tek başına değil de birbirine bir zincirin halkası şeklinde bir olaysa o zaman kadının beyanı esas alınır. Ama öncesi ve sonrası olmayan bir olayda o zincirin kayıp halkasını koyuyorum diyerek evliliği bitiriliyor şu anda. Uygulamalar çok yanlış. Burada mesela sizin gibi yani bu konunun uzmanı olan kişilerden, akademisyenlerden görüş alınması gerekmiyor muydu? Yani bu kanunlar hazırlanırken. Yani kanunlar hazırlanırken bunlar hep tercüme kanunlar. Yeteri kadar tartışılmadı ki. Hiç tartışılmadan komisyonlarda konuşuldu, çıktı. Basına yansısa, millet tartışsa, insanlar fikrini söylese, böyle durumlarda böyle hatalar çıkmaz. Tartışılmadığı için. Yani kopya yapıştır şeyler. Evet. Bunlar bu şekilde oluyor. Ya. Onun için bunlar sorgulanması gereken durumlar. Yani burada hakimin de yorumu var. Yani mevcut kanun yürüse bile hakim böyle bir olayda öncesi ve sonrasının mantıksal zincirini oluşturmadan bir beyan, tek beyanla hareket edilmez. Mesela bu kanunda öyle bir açıklama getirilmesi gerekiyor. Bunun tersi de var. Gerçekten böyle aile içerisinde yani kadına zulmeden erkek örnekleri o kadar çok ki. Yani hakikaten biz mesela birçok böyle depresyonda kadın geliyor bize. Bakıyoruz ki erkek zalim resmen. Zulmediyor kadını, işkence ediyor. Kadın da katlanıyor. İçine atıyor, bunalma geliyor. Bizim kültürümüzde de kadınlara genellikle o kızım idare et diye yetiştirilir. Ve bunun sonucunda da erkek de kendi hakkı gibi görüyor. Yani mazlum kadınlara karşı savun tepkisi olarak çıktı bu kanun. Yani burada kadını korumak için alelacele hemen bir şey yapalım. Dendi. Yani geleneksel evlilikte aile içerisinde iletişimin bilinmediği, konuşmanın, sohbetin, paylaşımın bilinmediği evliliklerde burada kadının ikinci gibi görüldüğü, mesela Roma kültüründe öylemiş, kadın şeymiş, bir eşya gibi kabul ediliyormuş, mal gibi. Evlendiği zaman babadan yenişeye geçer, onun malı olurmuş. Hatta Hindistan'da şeyle birlikte eşi öldüğü zaman o da yakılır. Şimdi yasaklanmış kanun ama gene bu gelenek bazı yerlerde sürüyormuş Hindistan'da. Ve Avrupa'da da Fransa İhtilali döneminde kadın insan mı değil mi diye tartışılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne demek 18. yüzyılda bu. İnsan mı değil mi diye tartışılıyor. Ve bu zaman Hazreti Peygamber döneminde insanlık tarihinde ilk defa kadına miras hakkı verilmiş. Miras hakkı verilmiş ve hatta ilk başta evlilik anlaşmasında yaparsa ki boşanma hakkı verilmiş kadına. Bunu yani ilk evlilik ahitleşme olurken. Yani bu gibi şeyler var, verilmiş haklar var.
Ve bu mesela burada şuna itiraz ediyor Hazreti Peygamber'in veda hutbesinde, kadınlar size emanettir mealindeki söne, biz kimsenin emaneti değiliz tarzında. Orada aslında olan Hazreti Resulullah'ın aleyhisselatü vesselam söylediği şey şu, benim yorumum tabi, orada kadın daha önce mal gibi görülüyordu, kocaya verilen mal gibi. O mal gibi değil, emanettir size. Yani insan bir kendisine verilen bir araba verilmiş mesela, istediği gibi atarım da satarım da sizinle karışmayın diyebilir. Ama emanetse hesap verme duygusu var. Hesap verme duygusu var. Aslında kadın erkek için de geçerli o. Yani biz kimsenin emaneti değiliz diyenler bu espriyi anlamamışlar. Anlamamışlar. Yani oradaki emanet aslında onlara zarar vermeyin manasındaki bir emanet. Emniyet sağlayın karınıza demektir burada. Yani onun şeyi gibi kimse emanet değildir diye pankart açıyorlar. Yani bunun şeyini bilmedikleri için arka planını tamamen yüzeysel bir ifadeye inanmış oluyorlar. Bu nedenle kadın erkek ilişkisinin insanlık tarihindeki sosyolojik katmanlardan ilerleme hızı diyelim 100 ise bunun %70-80'i kadın hakları açısından Resulullah döneminde olmuştur. Asr-ı saadette olmuştur. Yani diyorsunuz ki kadına pozitif ayrımcılığı zaten İslam vermiş, yapmış yani. Yapmış ama daha sonra gelenekler ön plana çıkmış. Evet. Yani asr-ı saadetten sonra gelenekler ön plana çıkmış. Kadın şey olmuş yani bir nevi köleleşme dönemine girmiş. Ya yani bunu da görmemiz lazım. Yani kadını köleleştiren İslam değil, geleneklerimiz. Yanlış geleneklerimiz. Yanlış geleneklerimiz. Onun için yani erkekler şuna alışması gerekiyor. Bu yaşanan krizlerde de en çok erkekler bu çağın kültürel değişiminin farkında değil. Yani kadını bu vahşiler gibi bağırıp çağırıp ikna ile hareket etmeyeceksin. Kadını ikna etmeye çalışacaksın. Bir isteği yaptıracaksanız. Korkutarak değil. Sevgiyle, kadınların anladığı dil korku dili değil, sevgi dilidir. Kadının başını okşa, sevdiğini hissettir. Ona erkek çok abartılı olmadığı için her şeyi şey yapabilir ona. Yani ama biz ne oluyoruz? Erkek dediği zaman yaldızlı konuşmaz, direkt söyler, bağırır, çağırır. Yani onu sanıyoruz. Yani akıllı erkekler eşinin kalbine hitap ederler. Kalbine hitap ettiği zaman ona sevdiğini, değer verdiğini, kadın eşinin ona sevdiğini, değer verdiğini bilirse zaten o da onu sevmeye başlıyor. Ama eşinin kendini sevmediğini düşünürse korku başlıyor. Korkunun olduğu yerde güven gidiyor ve daha çok kötüye gidiyor. Onun için iki taraftaki sihirli kelime burada sevgi nesnesini iyi belirlememiz lazım. Yani eşimizi eş olduğu için seveceğiz ama onun böyle hatasız bir insan olmayacağını da göreceğiz. Evet. Hatalarını birlikte nasıl düzeltiriz, size getireceğiz. Yani evlilik bir şeydir, yönetim yaşam formudur, yönetim tarzı oluşturmaktır. Bunu yapabilirsek, yani evlilik yürümez bu zamanda diyenler, evliliğin o şeyi etkisini, insanı mutlu eden etkisini birçok fırsatı kaçırıyorlar, onu söyleyeyim. Bunu, yani insanın doğasına uygundur. İnsan bireyse tek başına yaşamaya göre fıtraten şey olmamış. Ancak seçilmiş yalnızlık vardır bak. Bazı insanlar müzevi olurlar. Seçilmiş yalnızlık, o saygı duyulur, o güzel. Ama o seçilmiş yalnızlık olmadıkça her kadın ve erkek birlikte mutlu etmeye, başka insanlarla mutlu etmekten daha çok birbirlerine uygundurlar. Çünkü ona göre yaratılmışlardır. Evet. Birbirini tamamlıyor. Biri mantık ön planda, diğerinde duygu ön planda. İkisi bir araya geldiği zaman bir şey oluşturuyorlar. Denge oluşturuyorlar. Yani bu durumda ev cennet bahçelerinin bir bahçe haline gelebiliyor. Orada da iyi çocuklar yetişebiliyor. Evet. Ya düşün, bir iş adamısın sen. İyi çocuk yetiştirmeden daha büyük bir yatırım mı var? Değil mi? Bir babasın, bir annesin. Bir yerde müdür hanımsın, bir yerde sekretersin, bir yerde iş adamısın. Yani bu en büyük bir üretim nedir? İyi, topluma faydalı bir genç yetiştirebilmek. Bundan daha iyi yatırım var mı? Bir fabrika kurmaktan daha kıymetlidir fabrika kurmaktan. Bir yerde sekreteryası işini yapmaktan daha kıymetlidir çocuk yetiştirmek. Onun için annelik ve babalık pratiklerimize zarar verdi bu şey aile içi. Hatta bununla ilgili 70'li yıllarda ABD'de açık evlilik felsefesi yapıldı. Bir değişim yaşandı. Açık evlilik, yani iki tarafta evli, iki tarafında sevgilisi var. Açık evlilik diye. Ve gözlemlendi bu 10-20 yıl kadar. Ulan bir baktılar ki hiç yürümüyor, boşanıyorlar. Ev kurbanda çocuklar oluyor.
Onun üzerine açık evlilik projesini kaldırdılar raftan. Yani onun için özgürlük, özgürlük ama sorumluluk, özgürlük dengesini kurmamız lazım aile içerisinde. Özgürüz ama aynı zamanda sorumluyuz. Evet. Aile sorumluluğunu bilmiyorsanız evlenmeyin arkadaş. Aile sorumluluğunu biliyorsanız evlenin. Yapamazsınız çünkü. Yapamazsınız bu sefer daha büyük problemler yaşarsınız. Sorumluluk ve denge dediniz. Şimdi boşanma, Allah'ın sevmediği helal ki maalesef az önce ilk başta da rakamlarda da yani çok bu artış ki ifade ettiniz siz var. Şimdi boşanmalarda en büyük ızdırabı çocuklar yaşıyor. Yalnız şimdi eğer bu bir gerçeklikse ki İslam'ın da bir yerde yani sevmediği ama sonuçta kabul ettiği bir gerçeklikse bunun şimdi terapisi yani kitaplarınızda sürekli terapi diyorsunuz. Yani bunun terapisi için yani eşler, boşanan eşler ne yapmalı veya toplum ne yapmalı? Yani boşanan siz boşandınız vay nasıl yaparsınız deyip de böyle onlara olumsuz bir bakış mı yoksa bu boşanmak hayır yolun sonu değil dersek ne yapacağız orada? Yani boşanma bir seçenek değil sonuçtur boşanak. Yani bir evlilikte bir insan boşanmaya karar vermeden önce evliliğin iyi yürümesi için elinden geleni yaptım mı yapmadım mı diye sorması lazım. Mesela bir çift terapisine gittim mi? Bir hakem durumundaki bir kimseden görüş aldım mı? Destek aldım mı? Bunu yapmak. Yarın çünkü çocuklar büyüdüğü zaman anne babamdan niye boşandın? Diye sorgulayabiliyor. O zamandan ben evliliğimin yürümesine elimden geleni yaptım çocuğum ama yürümedi. Diyebilirse çocuk, çünkü annelik ve babalıktan boşanma karı koca arasında boşanma oluyor ama annelik ve babalıktan boşanma olmuyor. Yani anne ve babasın, boşanamazsın. Biyolojik bir şey çünkü. Onun için çocuğunla ilişkin devam ediyor. Çocuğunun iyiliği için, ailenin iyiliği için, çocuğunun iyiliği için ve geleceği için anne ve baba boşansa bile konuşabilmeliler çocuk için. Onun için de köprüleri atmadan boşanmak gerekiyor. Yani muhakkak çocuğun iyiliği için konuşabilme olgunluğunu göstererek boşanmak gerekiyor. Çocukların fazla mağdur olmaması için. Burada yani boşanma bu nedenle yani evlilikte diyelim bir kriz yaşanıyor. Bağırıyor, çağırıyor, tabaklar uçuşuyor bilmem ne. Böyle durumda biz yapamıyoruz, boşanalım. Mesela gidiyorlar, bazı psikiyatristler öyle diyor ya da çift terapistleri. Sen diyor, bana niye geldin diyor, avukata git diyor. Çünkü ben bak öyle bir vaka hatırlıyorum. Bir diş hekimi arkadaşın eşi geldi bana bir gün. Bir psikiyatrist arkadaşa gitmiş. Yani kendisi ismini verdi o zaman tanıdığım bir arkadaş. Demiş ki ya ben senin kocanı tanıyorum. Affedersiniz diş hekimi arkadaşı için. O kıl adamdır ya. Boşan hayatını yaşa diyor ona. Kadıncağız bunun üzerine çok rahatsız oluyor. Ya diyor ben boşanmak için gitmedim ki diyor. Ben evliliği nasıl onarırım diye görüş almak için öyle dedi diyor şu. Yani benim bu aile bütünlüğüne önem verdiğimi duymuş, geldi benden yardım istedi. Kendisini aldım. O zaman tek direkt kendim de alıyordum terapiye. Aldım, eşini çağırdım. Bir ilişki çift terapisi yaptık ki problem şey. Yani diş hekimim ofisinde sekreter çalıştırıyor. O sekreterle ilgili kıskançlık şeyleri başlamış. Bu problemleri ve buna da erkek de hiç kale almıyor, ciddiye almıyor. Hiç açıklama yapmıyor, şey yapmıyor. O problem aslında bir aldatma da yok yani. Fakat kadın kadınlık duygusuyla o krize giriyor, kıskançlık krizlerine. Krizlerine giriyor. Ondan sonra olayda böyle açık şeffaf ilişki şey oldu. Bir iletişim çalıştık. Çok güzel, mutlu evlilikleri oldu. Toparladılar birkaç aylık bir terapi sürecinde. Şimdi buna eğer Batı eğitim almış psikoloğun dediği, psikiyatrisin dediği gibi yapsaydık iki şey ayrılacaktı. Yani ayrılacaktı. Çocuklar mağdur olacaktı. Yani iki tane mutsuz insan olacaktı. Yani bunun için böyle durumlarda biz çift terapisi yapanların aile bütünlüğüne önem veren olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Boşanma süreci boşanma süreci sonuç olarak önümüze çıkar. Hatta bir defa ben geldi bana bir gün bir bilgisayar mühendisi bir çocukla bir öğretmen hanım geldiler. Yeni evlenmişler. Evlenmişler fakat yeni evlendikleri halde birbirini seçmişler, görmüşler, anlaşmışlar, evlenmişler. Daha sonra erkek birdenbire
evliliği bitirmek istiyor. Bir araştırdık, neden bitirmek istiyor? Ağzı kokuyor bunun diyor. Ağzı kokan bir insanla ben yapamam diyor. Yapamam. Peki sen onun ağzının kokusunun nedenini araştırdın mı? Giderilmesi için gereken şeyleri araştırdın mı? Yok. Sonra bunları söyledim ama gene baktım ısrar ediyor. Ya dedim, senin kafandaki evlilik kavramı nedir senin dedim. Nasıl bir evlilik istiyorsun? Ya ben mükemmeliyetçi adamım, eşimin mükemmel olması istiyorum diyor. Onun ağzının kokması mükemmellik anlayışıma aykırı diyor. Peki sen mükemmel misin de eşinin mükemmel olmasını istiyorsun? Sen diyelim bir mükemmeliyetçisin ama bir uçağa bindin ya da bir cerrahsın, ameliyat yapıyorsun. Ameliyatın ortasında canın sıkıldı, bir iş yolunda gitmedi. Ameliyatı bırakır mısın, ben istediğim gibi olmadı deyip bırakıp gider misin ya da uçaktan inmeye mi çalışırsın? Benim mükemmellik anlayışıma uymadı diye rigid düşünüyor. Düşünce esnekliği yok. Onun üzerine ona dedik ki, bak arkadaş, evlilik bir gemiye binmek gibidir, uçağa binmek gibidir, okyanusa açılmak gibidir. Evlilik bir komutanın savaşa gitmesi gibidir. Ortada bir kriz çaktığı zaman gemiyi terk edemezsin. Ben ne yaparım da gemiyi hedefe nasıl götürürüm odaklanırsın. Ben ameliyatın ortasında bir şeyler ters gitti zaman uf bıraktım deyip bıraktım demez. Nasıl bunu çözerim, hastayı nasıl kurtarırım odaklanır. Sen de evlilik kavramı şey, yani bu modernizm evlilik kavramını zayıflattı. Olmazsa ayrılırsınız ya diyorlar. Halbuki evlilikte krizler vardır, uzun yollu ilişkilerdir. Krizler olduğu zaman ben nasıl bu krizi aşarım, bu krizi nasıl fırsata dönüştürürüm, ilişkiyi bu krize nasıl güzelleştiririm odaklanmazsa insan hiçbir evlilik yürümez. Kesinlikle hiçbir evlilik yürümez. Muhakkak, çünkü evlilik zor bir süreçtir. Kolay bir süreç değil. İnsan bir şirkette bir şeyde bile ortaklık yapıyor, kardeşiyle ortaklık yapıyor, sıkıntılar yaşanıyor. Evlilik de öyle, zor süreçtir ama hayatta öyle bir kanun var bak. Hayatta hayat mükafatını tahammül edenlere veriyor. Evlilikte de öyle. Evlilikte yaşam kuralları, gizli psikoloji yasaları var. Yaratılıştan verilmiş psikoloji yasaları. Buna göre hayat evlilik mükafatını tahammül edenlere, fırtınaları aşanlara veriyor evlilikte. Eğer biz evlilikteki fırtınalarda gemiyi terk edersek, boşanırsak gerekeni yapmayız. Ama bütün bunlara rağmen bir uzmandan da yarım görüş alınır. Buna rağmen ayrılmak olsa da el sıkışarak ayrılmayı noktasında işi o şekilde çözmek gerekiyor. Yani böyle durumlarda boşanma artık seçenek değil, sonuçtur. Sonuç olan bir şeyde de katlanılır. Yani ama istenmez ama önümüze çıkabilir. Evet. Şimdi tabii boşanma deyince nafaka Türkiye'de o da bir sorun. Süresiz nafaka diye bir kanun var ki sürekli gündemde olduğu halde maalesef çözülemiyor. Şimdi bir yandan feminist gruplar, işte dernekler falan bunun için çok çok ısrarcılar. Ne olmalı? Yani süresiz nafaka ile ilgili nasıl bir düzenleme sizce makuldür? Yani süresiz nafaka, şimdi o adil değil gerçekten. Yani böyle boşanmanın çok olmadığı dönemlerde, çok oran olmadığı dönemde, biz 2018 TÜİK istatistiği var. O istatistikte son 5, yani evliliğin ilk 5 yılında boşanma oranı Avrupa'da %50'nin üzerinde ilk 5 yılda. Türkiye'de de 2018 yılında %39 olmuş. Bak. 130. Avrupa'da %55 civarında, 50-55 arası değişiyor. Bayağı bir çok. %39 olmuş. Daha eskiyi daha şey yapamadım, öğrenemedim ama ya o sene 2017 veya 2018 %100 evli, yeni evlilikten 5 sene içinde %39'u boşanıyor. Bundan %20'si de tekrar barışıyorlar. Aile Bakanı'nın yaptığı bir çalışma var. Tekrar barışıyorlar. Barışıyorlar, tekrar bir araya geliyorlar. Onun için arabuluculuk sistemi, evet. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne kaldırılması çok yanlış. Onun için nafaka işi, evliliği, yani nafaka konusu evlilikte böyle durumlarda genellikle evliliği kadını korumaya yönelik bir nafaka sistemi çalışmıyorsa kadın, bu çalışma sistemi kadının için önemli gerçekten. Yani çünkü çocuklarına genellikle annelik yapacak. Nafaka sistemi çalışmayan bir kadın için, ev hanımı için nafakasız onu bırakmak, burada onu sırf o korkudan, nafasız kalma korkusundan eşinin zulmüne katlanan kişiler var. Şu anda ABD'de yapılan evlilik çalışmaları çok fazla yapılıyor. Evlilik çalışmaları, hatta Nebraska Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma var. Mutlu evlilikte 3 tane ortak özellik tespit etmişler. Mutlu evlilikte birincisi, birlikte zaman geçiren kişilerde mutlu evlilik var.
İkincisi takdir, övgü, onay sözlerinin çok kullanıldığı evliliklerde. Bunu duyduğum zaman daha sonra da Hazreti Peygamber'in hadis-i şerifi hatırladım. Karı koca birbirinize lütufkar davranın diyor. Lütuf ne? İltifat. Lütufkar, iltifat demek hani onu övün demiyor bak. Lütufkar davranın diyor. Yani bir güzel bir yemek yaptığı zaman teşekkür edin diyor. Ona iltifat edin diyor. Ne güzel giyinmişsin diyor. Bugün ne güzel şöylesin diyor. Yani övmekten farklı bir şey lütufkar davranmak. Öyle diyor. Bu o araştırmada da çıkıyor. Üçüncü özellik mutlu ailelerdeki birlikte kiliseye giden aileler olmuş. Yani ortak kültürel, ortak dini değerleri olan kişiler daha iyi anlaşıyorlar. Çünkü aynı yaşam felsefesi olduğu için özellikle ölüme açıklama getiren bir yaşam felsefesi varsa ölümden sonra da bu yani hasta olduğum eşim ama ölümden sonra ben onunla mutluluğumu devam ettireceğim diyorsa evlilik ahiret inancı evliliği devam ettiren bir inançtır. Onun için materyalist insanlar ahirete inanmadığı için onların evlilikleri devam etmiyor. Ya dünya bir defa geldim canım istediği bir yaşayacağım diyor. Ben kadın ya imkanlarım var diyor. Hani Anadolu'da bir söz var da tüylendi, paralandı derler. Böyle ev kocasını aldı, karısını aldı adamlar tüylendi bizim adam derler. Yani bu şey vardır. Yani bunun için ABD'deki yapılan çalışmalarda kadının konforu nerededir? Yapılan çalışmalarda bu kadın hakları ile ilgili. Kadının konforu çocukların annesi olan, evinin hanımı olan, aynı zamanda banka cüzdanı olan kadındır diyor. Banka cüzdanı olduğu zaman ya da aşırı bir çalışmasa bile bak. Çalışmak, ev hanımlığı da bir iştir çünkü. Bir kariyerdir ev hanımlığı. Yani nafaka gerekli ama ömür boyu olduğu ömür, zaman. Ömür boyu mesela o kaç yıllık evlilik varsa çocukların yaşına göre belirlenebilir bir ömür boyu diye bir şey yok. Çocuklar 18 yaşına geldiği zaman artık o nafaka vermenin bir anlamı yok. Böyle durumlarda. Şimdi bu Emine Bulut olayı üzerinden ki daha öncesinden de var. Kadına yönelik cinayetler, yani şiddetin ötesinde cinayet. Şimdi bu ciddi rakamlar, yani artık yükselen bir rakamlar. Ama bununla beraber erkeklerin de kadınlar tarafından öldürüldüğü de var. Öyle bir vaka da var. Hatta bu oranın daha yüksek olduğuna dair bir takım işte bilgiler var. Şimdi bu kadının korunması, şimdi gerçi aralarda bahsettiniz ama ki sizin Üsküdar Üniversitesi'nin de aslında şimdi açıklamasına geleceğim, buradan geleceğim. Yani kadına yönelik şiddeti devlet mi korur veya devlet korumak için çok böyle keskin yasalar mı çıkartmalıdır? Yoksa hayır bu bir işte sivil bir şey gayret ister, toplumda bir duyarlılık ister. Nasıl çözülecek bu sorun? Tabii biz şimdi burada o Türkiye hostilite haritası çıkardık. Yani evet. Öfke haritası ya düşmanlık haritası gibi. O haritada o şiddetin çünkü bir önceki adımı düşmanca tutumdur. Düşmanca tutumda neler vardır? Mesela bakıyoruz düşmanlıkla ilgili bir ölçek var orada. 7 maddelik bir ölçeğin alt ölçektir o. Mesela bir insanda o araştırmada şöyle yaptık. Mesela sinirli misin diyorsun. 0'dan 5'e kadar puanlamalar var. Siz başkalarını ufak bir krizde başkalarını mı suçlarsın sorusu var. Burada 1'den 5'e kadar puanlama yapıyor. Yahut da kolay hemen öfkelenen birisi misin diyor. Yahut da insanlar güvenilmez olarak mı görüyorsun diye sorular var. Yahut da dövme, yaralama isteği çok uyanıyor mu içinde? Bak bu yapıyor uygulama değil. Şu adamı döveyim diye bu hani arada bir gelebilir ama bu az mı, biraz mı, çok mu, en çok mu gibi böyle dereceleme yapıyor. Yahut da kırıp dökme isteği geliyor mu eşyalara karşı? Yahut da mesela sık sık tartışmaya gelen bir tip misin? Bunları soruluyor o araştırmada. Buna göre şiddete düşmanca tutum araştırması yapılıyor. Bu araştırma aslında bizim Üsküdar Üniversitesi olarak yaptığımız büyük bir araştırmanın bir parçası. O araştırma Türk Ruh Sağlığı Haritası ve Bağımlılık Haritası diye bir araştırma. Biz bunu 144 tane yüksek lisans öğrencisine tez olarak verdik. Bu aşağı yukarı 24.500 kişi de Türkiye'de bu kapsamda bu özellikle hiç çalışma yok şu ana kadar. Cumhuriyet tarihinde hiç örneği yok bunun. Yapılmış ve 24.000 kişi 144 tane öğrenci 81 ile dağılıyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki
kültürel haritalamasını yaptı. 26 bölge var Türkiye'de. O bölgelere göre bunun dağılımını yapıyor. Bu dağılımda belli bir oranın üzerinde çıkan bölgeler var. Normal çıkan, az çıkan bölgeler var. Bu haritada şu çıktı. Şiddet davranışıyla ilgili kadına yönelik şiddette bunun tabii şeyi, bu öfkenin bir adım ötesi. Bununla biz İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ona başvurduk hemen. O Emine Bulut olayından sonra Sayın Mustafa Çalışkan bir araştırması, zaten bu konuda akademik çalışması olan birisi. Ona başvurduk. O hemen aksiyona geçti hızlı bir şekilde. Bir yardımcısını görevlendirdi. Asayiş'ten sorumlu. Hemen bir protokol imzaladık. Valiliğin ön onayını aldık. Şu anda süreç işliyor. Bu süreçte biz derinlemesine bir analiz yapacağız. Ve neden oluyor diyor. Buradaki tarafları inceleyeceğiz. Bunun sonucunda bir veri tabanı çıkacak ortaya. Bu veri tabanına göre kadına şiddet uygulayan erkekler neden uyguluyor? Nasıl uyguluyor? Herkes bir şey söylüyor ama veriye dayanmıyor. Veriye dayanmadığı zaman da sağlam politika üretemezsiniz. Yani bizim çıkacak verilere göre zaten ruh sağlığı haritasında bir şey çıktı. Genel bir ruh sağlığı şiddete yönelik de daha böyle şey yapacağız. Ona göre bu benim şu andaki kafamda muhtemel olarak neler olabilecek diye düşündüğüm, bu kişilerin önemli bir kısmı tedavi gerektiren kişi çıkacak. Belki yarıya, belki yarıdan da fazlası bu şiddet uygulayan kişilerin. Tedavi gereken kişi çıkacak. Anne, bu madde bağımlılığı vardır bu insanda. Aynı şekilde öfke bağımlılığı olan insanlar var. Öfke evet. Bağımlılığı. Öfke bağımlılığı olan insan, ben şey biliyorum, bir böyle her şeye bağıran bir öfkeli bir öğretmen vardı. Bağırdığı zaman okul inlermiş böyle. Bir gün geldi, ya ben memnun değilim bu bağırma huyumdan ama engellemiyorum, ne bir şey yapabilir miyiz dedi. Ben bir inceledik işte beyin fonksiyonu, beyinde serotonin azalması tespit ettik beyninde. Serotonin biliyorsun mutluluk hormonu. Aynı beyinde az var. Onun üzerine bu kişiye bir ilaç verdik, onu artıran. Gizli depresyonu var çünkü. Öfkelik şeklinde yaşanıyor. 3-4 hafta sonra geldi. Ya doktor bey dedi, bu kadar da olmaz ki dedi. Öğrenciler sıranın üzerine çıkıyor, gene kızamıyorum dedi. Bak şimdi bu bir düzelebilen bir öfke. Yine ben öyle bir şey biliyorum. Bir eczacı. Eşi zorla getirdi eczacıyı. Ya sabah kalkıyor bağırıyor. Kapının eşiyle kavga ediyor. Domatesi niye büyük doğradın diye kavga ediyor bizim adam. Ya kalp krizi geçirecek diye korkuyorum dedi. Korkuyorum dedi. Onun üzerine biz ona şey verdik. Yani böyle durumlara baktık aynı şekilde. Beyinde serotonin azalması var. İlaç verdik. Sonra da geldi. Gayet iyi. Kadın mutlu. Evde huzur var. Bağırıp çağırma yok. Onun üzerine geldi. Bir an ondan sonra 5-6 ay sonra bırakmış ilacı birdenbire. Yani niye bıraktın diye daha sonra sorduk. Ya dedi, ben bağırıp çağırmayınca kendimi kadın gibi hissediyorum dedi. Al işte o kültürel özellik işte. Evet. Ya onun için öfkenin çoğu emin ol tedavi edilebilir gibi. Şiddet öfkeden sonra geliyor çünkü. Geliyor, tedavi edilebilir gibi. Bu onlara biz şöyle yapacağız. Tedavi edilebilir, böyle öfke yaşayan bir kimseye klinik tanı alıyorsa o kimse. Mesela mahkemeye geliyorlar, 6 ay uzaklaştırma veriyor ya. Onlar önce bir uzmana gitse. Uzmandan sonra bağımlılıktaki gibi serbest denetimli serbestlik programına girse. Haftada bir uzmana geleceksin sen. Bak elektronik kelepçeye falan lüzum yok. Uzmana geleceksin. Gelmezsen senin şeyini hapis cezasına çevireceğiz. Cezanı. Dese emin ol erkekler oraya gelir, hem de toplum nazarında adamın onur kırılmaz. Evet. Ya o cinayetlerin çoğu onurum kırıldı cinayeti. Aslında bu yaptığınız çalışma çok muazzam bir çalışma. Tabii tabii. Türkiye'de yani ilk. İnşallah yani hızlı bir şekilde sonuçlarını görürüz. Tabii tabii inşallah. Görürüz. Evet, bu yani şiddetin önlenmesi için çok gerçekten net bir çözüm. Hocam süremizin artık diyorum sonuna geldik. Pozitif evet. Psikoloji eğitimi verilmeli diyorsunuz. Bu cümleyi evet. De şöyle bir kısaca açarsanız bitirelim. Tabii. Pozitif psikoloji şöyle çıktı, yani hızlı bir özetleyeyim. 2000'li yıllarda istatistiklere göre şiddet olayları arttı Amerika'da. Müthiş bir artış var. Okula silah götürme, şiddet olayları, böyle seri cinayetler falan. Onun üzerine ya bir kötülüğü arama, yani psikiyatrin kötülüğü tanıma yeteneğinin için ölçek geliştirildi. O dönemde federal hükümet Penn State Üniversitesi'nde bir hocaya bu konuyu araştır diye
5 milyon dolarlık yanılmıyorsam bütçeye veriyor. 3 sene araştırıyor kişi bunu. 3 sene araştırıyor. 3 senenin sonucunda biz psikoloji şunu yapıyor diyor. O da psikolog kökenli. Şunu yapıyor diyor. Negatifi sıfıra getiriyor diyor. Yani patolojisi varsa onu düzeltmeye çalışıyor diyor. Halbuki bizim ihtiyacımız sıfırı artıya çıkarmak. Yani insanlar öyle bir yaşamalı ki, mutlu yaşamalı ki öfkelenmeye, hasta olmaya ihtiyaç duymasınlar. Yaşam stili sıfırın üzerinde olmalı. Pozitif psikoloji her şeye evet demek, polyanacılık değil. Onun için yani kişinin mutluluk bilimi demiş ilk başta dilimi. Mutluluk bilimi diyor. Daha sonra pozitif psikolojiye çevrildi. Bu 2009'da ilk kongresi yapıldı. 2009'da. 2015'te Harvard pozitif psikoloji ders olarak koydu. Harvard Üniversitesi. Ve web sayfasında en çok çığır açan ders diye anons etti. Bak Yale Üniversitesi 2018'de bunu ders olarak koydu. Ve o kadar çok tercih edilmiş ki 1200 öğrenci tercih etmiş üniversiteden. Ve burada o üniversitede en çok tercih edilen ders Yale tarihinde diye anons edildi. Biz Üsküdar Üniversitesi 2013'te koymuştuk bu dersi. Harvard'dan önce övünmek gibi olmasın ama Kayserili değilim bu arada söyleyeyim. Evet. Yani burada 2019'da da şey kurdu. İngiltere'de Bristol Üniversitesi. Bu ders ne anlatıyor biliyor musun? Anadolu irfanını almış, sistematize etmiş, metodolojisi geliştirmiş, bize ders olarak anlatıyor pozitif psikoloji. Ha. Ne var orada? Stres yönetimi var. Öfke yönetimi var. Minnettarlık eğitimi var. Merhametli olma, acıma duygusuyla ilgili empati eğitimi var. İlişki yönetimi var. Bütün bunlar bizim nefis terbiyesi dediğimiz, yani İslamiyet'in ilim tarafı değil de irfan tarafı. Yani şeyler de vardır ya dergahlarda, ilim öğrenmeye gelen önce edep derler. Yani insan önce davranış bilimin geliştirmesi gerekiyor. Davranışlarını düzeltmeyen bir insan ilim öğrenmesinin ona zarar verir. Mesela biz ne yapıyoruz? Kimya mühendisi yetiştiriyoruz. Ama adam öyle bir kimya mühendisi oluyor ki sentetik eser üretiyor. Evet. Halbuki iyi insan yetiştirme bilimidir bak pozitif psikoloji. İyi insan yetiştirme bilimi. Bunu biz okullarda koymak zorundayız. Üsküdar Üniversitesi olarak koyduk. O kadar çok işe yaradı ki biliyor musunuz? Yani bunu ilk öğretimden itibaren diyorsunuz. İlk öğretim özellikle ergenlik döneminde konulması önemli bunun. Hmm. İlkokulda da var. Mesela Amerika'da falan ilkokullarda öğretiliyor. Hatta ben yeni bir şey öğrendim. İngiltere'de davranış problemleri olan çocuklara haftada 3 gün duygu yönetimi okulları açılmış. Duygu yönetimi okulu. 3 saatlik etütler yapıyorlar çocuklara. Duyguları nasıl yöneteceğini öğretiyorlar ilaç vermek yerine. Duyguları nasıl? Duygu yönetimi okulu açılıyor ya. Duygu yönetimi okulu. Açılıyor. Hisleri nasıl yöneteceksin? Hisleri nasıl yöneteceksin? Duyguları nasıl yöneteceksin? Çünkü hisler artık bilimsel kategori olarak kabul ediliyor. 90'lı yıllarda beynin duygulardan sorumlu alanları tespit edildikten sonra artık duygular felsefenin konusu değil, şairlerin konusu değil. Duygu bilimin konusudur diyerek bilimsel kategori oldu. Nörobilim ortaya çıktı. Bak 2018'de nörobilimin şeyini yaşadık, patlamasını yaşadık. Neden? Davos'ta konuşuldu çünkü. Davos'ta beyin bilgisayar arayüzleri konuşuluyor artık. Biliyorsunuz Elon Musk beyin bilgisayar arayüzü, Neuralink diye bir sistem kurup beyin bilgisayar arayüzü yapmaya çalışıyor. İnsanın davranışını geliştirmek için bilgisayarların arayüzler yapmaya çalışılıyor. Böyle bir dönemde bizim duyguları yönetmek için ilaçtan daha önemli bir çocuğa bunu öğretmek. Duygusal zeka eğitimi diye de geçiyor bu pozitif psikoloji. Onun için pozitif psikolojiyi biz, yani başka kurtuluş yok, gençliğin başka kurtuluşu. Batı bu kurtuluşu buldu, yakaladı. Ama Mevlana'ya referans vermemiş ha, biliyor musunuz? Koymuş, kullanmış ama referans vermemiş. Batı'nın klasik hastalığı bu. Referans yok, vermemiş. Batı'dan bir şey olsa verirdi ama. Evet. Yani bu mesela ismi Adab-ı Muaşeret dense birileri hemen burun kıvıracak. Siz yine tabii. İşte ideolojik bakıyorsunuz filan ama pozitif psikoloji denildiği zaman ha tamam bu. Bilimsel bilimsel temeli de var bunun çünkü artık yani. Bilimsel metodoloji, araştırmalar ortaya çıkmış bir şey. Onun için burada biz çocuklarımıza merhamet öğretiyorsunuz, yani yardımseverlik öğretiyorsunuz, mesela paylaşımcılığı öğretiyor orada. Halbuki Batı ne diyordu materyalist felsefe? Sadaka kültürü diye bizim kültürümüzle dalga geçiyordu. Yardımlaşmak, hatta Nietzsche'nin bir sözü vardır. Yardımlaşmak şeydir,
zafiyet işaretidir diyordu. Mütevazı olmak zafiyet göstergesidir diyordu. Çünkü işletme maliyetini artırır kapital sistem. Çünkü insanlar bencil olmalıdır. İnsanlar bencil olmalıdır. Toplum bireyi bencil insanlardan oluşur ve böylece ekonominin çarkı böyle döner diyordu. Ekonominin motivasyonu bencilliktir diyordu. Bak bunu kapitalist sistemi bunu söylüyordu. Onun için psikoloji insan homo economicus'tur diyordu. İnsan homo psikolojikus değildir diyordu. Ama bu nörobilim insan homo psikolojikus'tur dedi. İnsan sadece akıldan oluşan bir varlık değil, duygulardan da oluşan bir varlıktır dedi. Bunun için bunu keşfetti. Aslında bu bizim dindarlık, İslam'ın özünü keşfettiler. Ama biz buna sahip çıkamadığımız için ben Mesnevi Terapi kitabını filan ya bu bizim inanç sistemimizde var, bizim kültürümüzde var demek için yazdım. İngilizce çevrildi. Şu anda İngiltere'de, Amerika'da Amazon.com'da satılıyor İngilizcesi. İkinci baskısı yapılmış. İngilizcesinin. Yani onun için Mesnevi Terapi mesela inanç psikolojisi de var aynı şekilde. Onun da şeyi var. İngilizceye çevrildi. İnanç laboratuvarda diye bastık. Çünkü onlar inanç, bilim ayrı, din ayrı diyorlar. İnanç ayrı, bilim ayrı diyorlar. Yani böyle bir yaklaştıkları için gençlerin zihinlerinde iki kategori birleştirmiyor genç. Birleştiremediği için genç ne oluyor? Ya din bilimsel değilmiş. O halde ben Allah'a inanmak zorunda değilim diyor. İnanmak beni inorganik maddeler yaptıysa benden hesap da sormaz diyor. Kafama göre yaşarım diyor. Yani şu andaki Batı'nın bize sunduğu yaşam felsefesi bu. Allah'a karşı hesap verme duygusu olmayan nesiller yetişiyor. Şimdi aslında tam burada sizden yani bir şey de rica edeceğiz herhalde. İlk programın başında söylediniz. Aile yanıyor, bir de gençlik yanıyor. Gençliğin... Gençle ayrıca konuşuruz o zaman. Tamam. İşte onun sözünü almış olalım. İnşallah. Ya kitapta elimde. Aslında kitaptan da birçok aktarım yapacaktım ama... İsterseniz ekranda gösterebiliriz. Sizi çok yorduk. Tamam. Mesnevi terapi. Yani burada Mesnevi'den örneklerle tabii sorun çözme becerisi... Mesnevi'deki metaforlar var bizim bilimsel tabirle. Analoji, metaforlardan analoji yaparak terapi yapmış bir çeşit terapi. Buna şey deniyor, halk folklor terapiler deniyor. Böyle biblioterapi de deniyor. Bu tarzda bir kimse mesela onu okursalar orada bir olay yaşanıyor. O olayda Mevlana bir hikaye anlatıyor. Bu hikayeyle kişinin yanlış inanç kalıbını, yanlış değer yargısını değiştiriyor. Değer yargısı değiştiği zaman önü açılıyor kişinin. Mesela aile, bunun ikinci şeyi de aile olarak çıkardık. Yani Mesnevi terapi aile diye. Evet. Bilmiyorum var mı burada. O belki aklardaki... Sadece terapi diye yazmışsınız ama... Mesnevi, aşk terapi ayrı. Aşk terapi. Bir de diğerlerinde var. Mesnevi aile diye. Yunus terapi var. Evet. Sanırım burada aile terapi var. Aile terapisi mesela de var. Bu en son çıkan bu. Evet, Mevlana ile yine Mevlana. Hazreti Mevlana'ya aile terapisi. Bu aile terapisinde işte aile içi olaylar mesela Mevlana bir gün şeye gidiyor burada. Giderken bir iş anına giriyor. Orada meğer orası genel ev gibi kullanılan bir yermiş. Oradaki kadınlardan birisi ona eğiliyor, ağlamaya başlıyor. Ondan sonra Hazreti Mevlana ona güzel sözler söylüyor. Birileri de eleştiriyor ya genel ev kadınına böyle davranılır mı falan diyor. Şimdi o güzel sözler söylüyor ve ne söylüyor biliyor musun? Siz diyor böyle bu yaşantınızla azgın erkeklerin azgınlığını alıyorsunuz diyor. Enteresan bir aykırı bir şey bu. Ve diyor siz aslında bu halinizle iffetin önemini iffetli kadınlar iffetsiz kadınlar arasında farkı anlatıyorsunuz diyor. Fakat diyor birisi orada müdahale ediyor. Ya ama bunlar kötü kadınlar diyor. Onlar diyor kendileri samimiler onlar. Kendilerini olduğu gibi anlatıyorlar. Kendilerini kabul ediyorlar diyor. Sen gibi erkekler diyor acaba neler yapıyorsunuz da kimsenin farkında değil diyor. Bunlar daha dürüst diyor. Evet. Daha samimi diyor. Bak geliyor kabul ediyor hatasını diyor. Ve ondan sonra o kadınlar hepsi şey olmuş biliyor musunuz? Hepsi hidayete eriyorlar. Bu kabullenme bak tipik bir empati yapan yaklaşım. Bunları yapıyorsunuz bazı farkında olmadan bir şeyler bunları yapıyorsunuz ama siz iyi bir insansınız özünüzde diyor. Diyor çünkü açık ve dürüst davrandınız diyor. Evet. Ben kötüyüm
kötü yoldayım ama kurtulamıyorum diye yardım istediniz diyor. Ama erkeklerin çoğu kötü yoldalar ama hiç açık dürüst değiller diyor. Onlardan daha iyisiniz siz diyor. Evet. Ya, onun için bu onları kalbini celbediyor. Tipik bu terapi yöntemidir işte. Mevlana bunu şey yapmış. Yani onun üzerinden bize ders vermiş. Asırların ötesinde bir ders. Ya yani bunları alıp yorumlamaya çalıştım ben. Şimdi mesela rastgele açtım. 20. hikaye diye bir yer var. Ben yamacıyım. Yamanması icap eden yeri yamarım. Herkese nabzına göre şerbet veririm. Kişinin sırrı ağacın köküne benzer. Yaprakları o kökten feyiz alır da kupkuru gövdesinden çıkar, yeşerir. Yapraklar köke göredir. Ağaç da böyle olduğu gibi, nefislerle akıllarda da böyledir. Ağaç da böyle olduğu gibi. Gönülden gönüle pencere olduğu muhakkak. İki gönül, iki ten gibi birbirinden ayrı ve uzak kalamaz. İki kandilin yağ konan kapları birbirine bitişik değildir ama ışıkları katışmış, birleşmiştir. Hiçbir aşık yoktur ki sevgilisinin vuslatını arasın. Dilesin de sevgilisi onu aramasın, dilemesin. Alemde her cüzüde muhakkak kendi çiftini ister. Evet. Şimdi siz bunu alıyorsunuz, evet. Bunu imkansızı talep etmek diye bir başlıkla mesela burada demişsiniz ki takıntılı bir babaya nasıl davranılır, takıntılı bir babayı rahatlatmak gerekiyor diye bir başlık açmışsınız. Yine buradan çıkarmışsınız. Oradan çıkaran yorumlar. Evlendikten sonra karı koca yatay bir koalisyon kurmalı, bunu bahsettiniz evet. Burada. O zaman yani bir yerde... Yani mesela o ışık örneğini veriyor. Bak kandil yanıyor diye. Evet. Şeyler birbirine temas etmiyor ama ışıklar sonuçlarda bir alışveriş var. Evet. Yani evlilikte buna benzetiyor aslında. Yani ilişkileri. Bizim elimizde böyle hazır bir hazine var tabii diyorsunuz. Ya. Gidip de yani başka yerden aramaya gerek yok. Ya o şimdi hani ders olarak oradaki şeyler kullanılabilir. Bu gibi bilgilerde ona şey yapan hani metafor olarak yani bir benzetme evet. Olarak kullanılabilir. Yani bunlar yardımcı kitap olarak bu tarz kitaplar vardır ama asıl bunu bilimsel metodoloji bilimde çünkü şey vardır. Doğrulanabilme, yanlışlanabilme, test edilebilme özellikleri vardır. Bunlar o yapılan üst denedeki araştırmada bu bilgilerin doğrulanabilir olduğunu, test edilebilir olduğunu, tekrarlanabilir olduğunu ölçmüşler. Ölçmelerin sonucunda bu şekilde yaşarsanız mutlu olursunuz diye bir sonuca varmışlar. Yani bir sürü 3 sene süren bilimsel araştırmalarla. Evet. Ve dönmüş dolaşmışlar bize Anadolu İrfanı'na gelmişler. Yani siz gerçi az önce bahsettiniz dışarıda bu eğitimi verenler de buradan almışlar dediniz. Evet. Yani kaynağını buradan almışlar. Tabii kaynağını buradan referansı şey Anadolu semavi öğretiler. Semavi öğretiler. Bütün semavi öğretilerin özü bu. Hazreti İsa'nın hayatına baksanız orada da var. Budizm'de de var. Yani hepsinde var ama bunu derli toplu bir sistematik bir şekilde Mevlana sunmuş, Yunus sunmuş mesela. Evet. Hazreti Yunus sunmuş. Bütün bunlar zaten Osmanlı Mevlana'nın ektiği tohumlar, Yunus'un ektiği tohumlar, Edebali'nin ektiği bilgelik tohumlarının üzerinde oluşmuş. Çünkü onların manevi mimarı onlardır. Onlar fetret dönemi, yarı bir fetret dönemiydi o 1200'lü yıllar. O 1200'lerde niye Yunus ve Mevlana çıkmış? Çünkü bir şeye ihtiyaç var, rehbere ihtiyaç var, yol gösterici ihtiyaç var. Onlar o dönemin insanlarına yani yol gösterici olmuş. Şu anda medeniyet krizini çözmek için tekrar o adrese mi gitmek? Şimdi o adresteki bilgileri referans alıp, bugünü bırakıp, o güne gidip, o gün gibi yaşamak isterseniz siz ne olursunuz? O zamanki gibi giyinmeniz lazım, o zamanki yemeniz, içmeniz, yaşamanız. Bu imkansız gibi bir şey. Ama bugün de durup o günün bilgilerini bugüne getirip kullanalım. Bunu yapalım. Bu şeydir. Bu çağı yakalayıp ama geçmiş doğruları da harekete geçirmektir. Onun için bugün yani bazıları dediğin zaman şey anlıyor. Mevlana falan deyince dünyayı terk et, git o dönem gibi yaşa. Bu şeydir. Rasyonel değil, gerçekçi de değil. Mümkün de değil zaten. Yani hatta Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine bir sahabelerden birisi geliyor. Son sözü olmazsa bu olsun. Bu geliyor diyor ki ben diyor şehir hayatı çok günahlarla dolu, maddi bunalıyorum diyor. Bir mağara buldum diyor. Yanında da su var diyor. Ben orada yaşayıp o yeşillikler arasında hayatımı geçirmek istiyorum diyor Resulullah. Resulullah diyor ben bunun için gönderilmedim diyor. Yani halk içinde hakla beraber olmak. Evet. Felsefe bu. Onun için Mevlana da derviş ama halktan kopmamış ki. Buna halk içinde hakla beraber olmak felsefesi deniyor. Yani kolaycılıktır o inzivaya çekilip şeye kaçmak. Evet. Asıl zor
şey olmak, yani sahada olmaktır, cephede olmaktır. Hocam Allah razı olsun. Çok çok sağ olun. Siz de yorduk. Bayağı bir güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızdı. Aileyi konuştuk. Aileyle ilgili güncel meseleleri konuştuk. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Buluşmak dileğiyle biz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat. Hoşçakalın.